Evet sevgili izleyenler, bir hafta aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta bir şampiyonu ağırladık. Gerçekten 3 saate yakın bir yayın akışımız oldu. Ben çok az duydum. Daha doğrusu izleyenlerimiz de çok ciddi haz duydu. Tekrarını izleme imkanı buldular. Onlar da fevkalade. Beni asıl sevindiren nokta, yurt dışında izleyicilerimizin arayıp onların izlediklerini duymak beni ayrıca bir gururlandırdı. O programda bir de televizyonun sorumlusu ve sahibi Sayın Erdinç Yumrukkaya da programımıza konuk olup katılmıştı. O da kendi duygularını içtenlikle belirtmişti. Evet, böyle bir haftayı geride bıraktık. Geride bırakırken o haftalarda Manisa Spor yine tökezlemeye devam etti. Fakat bu hafta yine aynı kader çizgisi devam ediyor. Bu sefer Manisa Spor önce tökezledi. Daha Buca kazandı, Denizli kazandı. Bu sefer Samsun deplasmanında 74. dakikada Recep'in yandan serbest vuruşunda kaleci Umut, ki ben beğenirim, beğenmem gerçi yine bir şey kifayet etmez, bir elinden gol kaçırdı ki ben de kalecilik yaptım uzun yıllar ve o gol kaçar tamam, ama böyle kritik maçlarda kaleci antrenörlerin özellikle kalecileri çok iyi çalıştırması gereği vardı. Burada herhalde kısmen bir eksiklik görüyorum ben. Bu eksikliğin bedelinde kaleci Umut 74. dakikada yandan gelen topu ellerinin avuçlarının içinden kaçırarak kaleyi bulmuş. Yani kendi kalemize aslan gibi bir gol attık ve 3 puanı da Samsun stadının içine gömdük ve geldik. Tabii ki sonra kahroluşlar oldu. Kahroluşlar, özür dilemeleri oldu sosyal medya üzerinden. Onları bir nevi teselli olarak bir futbolcu üstlendi ki o da elinden topu kaçıran kaleci Umut oldu. Bakalım Umut Perşembe günü Adana Spor karşısında oynayacağımız maçta bu açığını kapatabilecek mi? Bakalım özür o zaman kabul olacak. Kalesinde dimdik duruşuyla diye düşünüyorum. Evet, Akhisar Spor'a geldiğimizde Akhisar Spor Konya Torku deplasmanında mağlup 2-1. Yapacak bir şey yok. Çünkü neden? Akhisar Spor'un düşmek gibi bir niyeti yok. Zaten orta sıralarda ilerliyor. Bu hafta yani pazartesi günü, 4 Mayıs günü saat 20'yi gösterdiğinde 19 Mayıs stadyumunda Galatasaray'ı ağırlayacak. Biliyorsunuz Galatasaray maçının özel bir önemi var. Hamza Hamzaoğlu bu takımın başında ve Roberto Carlos Akhisar Belediyesi'nin başında. Bu iki usta teknik adam. Yani teknik adamlık perform şeylerinde, zirvesinde gayet iyi gidiyorlar. Bakalım karşı karşıya geldiklerinde 19 Mayıs stadyumunda nasıl bir maç bizi bekleyecek hep birlikte. 4 Mayıs günü saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde hep birlikte izleyeceğiz. Evet, dediğim gibi geçen hafta Bal Ligi'nden 3. güne çıkan Manisa Belediyespor'u ağırlamıştık ki ve bundan herhalde hatırladığım kadarıyla birkaç hafta önce de bu maçlar başlamadan önce Horozköy Belediyespor, Horozköy Spor Belediye, bak yine demek ki belediyenin biri sponsor olacak diye böyle bir çağrışım geldi bana. Dilim sürtüştü değil, aslında sürtüşsün ellemeyin, bırakın bir belediyenin biri gelip sahip çıksın. O haftada hatırladığım kadarıyla çağrıda bulunmuştuk bir belediyeye. Yanımızda da başkan yardımcısı oturuyordu ki öyle bir şey. Bu Horozköy Spor para yok, pul yok. Sadece birinin özveriyle, yani Osman Yıldırım başkanın özverisiyle harcanan parayı siz duysanız herhalde dudaklarınız uçuklar, herhalde hayalin ötesinde bir şey diye düşünürsünüz. Ama onların hayali gerçek oldu diyelim ve birinci amatör, süper amatör kümeden çıktılar, yollarına devam ettiler, yılmadılar. Başlarında teknik adam olarak Necat Fenli vardı ki öyle bir usta plan yaptı, bütün takımları irdeledi. Adeta elekle eledi bütün futbolcuları, yani takımlarda oynayan bütün futbolcuların kanat oyuncularını özellikle ve defansif oyuncuların, kendi forvet oyuncularının nasıl onları delebileceğini hesapladı ve orta saha düzenini nasıl kurabileceğini. Bunları hesaplarken tabii onunla birlikte kaptanları da vardı ki Rıdvan Budak. O da kendi futbolcu arkadaşlarını bu 6 golün atıldığı, 5 golün yenildiği kısa süreli maratondan orkestra şefi gibi yönetti demek daha doğru. Evet, bunları konuşacağız. Kimin konuşacağımı siz
Pekala, anladınız. Orozköy Spor'u konuşacağız ve Bal Ligi'ne merhaba diyen bir takım, yoklardan var olan bir takım, küllerinden doğan bir takım, zorluklar yaşayan bir takım ve o takımın kulüp başkanı, teknik adamı ve takım kaptanı aramızda. Sayın Başkan Osman Yıldırım, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sayın Hocam, hoş geldiniz. Hoş Necat Hocam. Efendim. Lütfen Hocam, hoş geldiniz diyorum ki herhalde bu yoldan sonra hoca falan olursunuz diye düşünüyorum. İnşallah. Evet, bir giriş yaptıktan sonra kupa önümüzde duruyor, formalar önümüzde duruyor. Bu formaların her biri ter akıyor, emek akıyor ve kimsenin ulaşamayacağı şampiyonluk akıyor. Evet. Ve 3 şampiyonluk gördünüz. Evet. İkinci amatör kümeden başlayan, birinci amatör kümeye ve süper amatör kümeden buraya gelen bir şampiyonluk dizisi. Evet. Herhalde Necat Hoca'nın da biraz eskisiniz burada. Necat, evet, Hoca geldi gitti, es yaptı ama yarım kalan bir hesabı vardı. Onu tamamladı ve defteri kapatıp kapatmadığını arada soracağımız sorularla hep birlikte öğreneceğiz. Evet, hocam, hocama gelmeden önce Sayın Başkan'dan başlayayım. Tabii bu süreci biraz önce, birkaç hafta önce konuştuk. Evet. Burada rahatlıkla irdelemiştik ve Sayın Hocam da bizim hedefimiz şampiyonluk. Kimse o şeye göz koymasın. Biz yolumuza gideceğiz, ilerleyeceğiz diye bir konuşmamız oldu ve o başarıldı. Ne olursun bu başarıyı bana bir anlatır mısın? Nasıl oldu? Yani nereden geldiniz? Nasıl buraya ulaştınız? Siz tamamen işin ekonomik boyutundasınız. Evet. Ve ekonomik boyutu da aslında biraz sonra rakamları söyleyince ne kadar ekonomik boyutunun zor olduğunu hep birlikte göreceğiz. Evet. Buyurun, sizi dinliyorum Sayın Başkan. Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum tüm izleyenlere. İyi akşamlar diliyorum ben. ETV ailesine ve Sayın değerli Ahmet abimize bu güzel sporizm programını yaptığınız için biz Manisa'yı temsil eden Orozköy Spor Kulübü Başkanı, yönetimi ve başta hocamız, kaptanımız, bütün oyuncularımız olmak üzere huzurlarınızdayız. Biz bu kupayı sizlere, Manisalılara, Orozköy'e, bütün camiaya hediye etmek istiyoruz buradan. Orozköy Spor Kulübü sizin de bildiğiniz gibi 2008 yılında kuruldu. İkinci amatör kümeden başlayarak 2008-2009 yıllarında bir şampiyonluk gördü. 2009-2010 yıllarında yine birinci amatörde bir şampiyonluk yaşadı. 2010-2011 tekrar bir şampiyonluk yaşadı. Ve iki sene üst üste 2012-13-14-15 sezonlarında süper amatörde iyi bir başarı elde ederek ve playoff'lara kadar çıkarak hemen playoff kapsamından geri dönüyorduk. Bu sene altımız şuydu. Biz iyi bir aileyiz her şeyden önce. Başta başkan, yönetim kurulu, hoca, kaptan ve bütün topçularımızla beraber biz bu işe başlamadan önce bir kere inanmıştık. Ve sizin de bildiğiniz gibi inanan insan her zaman başarılı olur. Kesinlikle. Biz bir semtin takımıyız. Orozköy Spor Kulübü, Orozköy yaklaşık 60-70 bin nüfuslu bir yer. Bir semt takımıyız malum. Arkamızda ne bir holding var, ne bir belediye var, ne bir başkaları var. Biz, bizim bir sponsorumuz vardı, abimiz, değerli dostumuz Cedret Çiçek. Onun haricinde daha şu ana kadar hiçbir maddi destek de almış değiliz bu kulüp adına. Ne para toplamışlığımız var, ne gidip sağdan soldan herhangi bir yerden yardım aldığımız var. Biz bu başarıyı nasıl yakaladık? Bir kere sizin de gördüğünüz gibi şu anda biz bu başarıyı birbirimize kenetlenerek, inanarak sonuna kadar, ben öncelikle kaptanımı, hocamı çok vermiştim. Onlar da beni mahcup etmediler. Hocam bana söylemiş olduğu bir şey var. Sen bize inan, biz seni mağdur etmeyeceğiz, mahcup da etmeyeceğiz. Ve bugün bakıyorum Orozköy Spor gerçekten sizin de bildiğiniz gibi Manisa'yı temsil etmek üzere Bal Ligi'nde Allah'ın izniyle nice güzel şampiyonluklar yaşamak üzere huzurlarınıza geldik. Tabii sözlere başlamadan önce her zaman şunu söylemişimdir. Manisa'nın değeri olan ETV ailesine, sizlere her zaman teşekkür ediyoruz. Sizler de her zaman bizim sesimiz, kulağımız oluyorsunuz. Ve bu vesileyle tabii ki bugüne kadar biz başarı yakaladık ama başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere,
İki ilçe belediye başkanımız Sayın Doktor Mehmet Çerçi, Yunusel Belediyesi. Aynı zamanda Şehzade Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Beyefendi'ye. Bugüne kadar kulübümüze karınca karınca ulaşım konusunda elinden geldikleri kadar bizlere yardımcı olmaya çalıştılar. Allah nasip ederse seneye önümüzdeki sezon Ballıgin'de tekrar bu başkanlarımızın bizlere, kulübümüze yardımlarını, maddi manevi yardımlarını esirgemeyeceklerine inanıyorum. Ben bundan sonra Allah'ın izniyle bir kulüp başkanı olarak elinden geldiği kadar Manisa'ya, Manisa eline yakışan, güzel futbol izleyen ve izlettiren bir takım olarak biz buradan da bütün futbol severlere, bütün camiaya duyurmuş olalım. Evet, daha söylenecek çok şey olacak ama ben bu arada size virgül koyup Sayın Hocam'a dönmek istiyorum. Şimdi daha önceki programlarda da net olarak altını çizerek o kadar güçlü takımlar vardı ki hem ekonomik anlamda hem moral anlamında. Yani hangi cephesinden bakarsanız bakın o takımların arasına girebilmek büyük bir başarı ister. Evet. Daha doğrusu büyük bir mucize gerektirir. Hatta siz bu cümleleri sarf ederken biz buradan çıkacağız şampiyon derken dedim ki ben Salihliyim. Doğduğum yer orası ama bulunduğum yer Manisa Merkez ve genel anlamda oraya da hitap ediyoruz. Ben Salihli'nin futbol aşkı olan bir yöre olduğunu evet. söylemiştim. Ve Kocaçeşme, tesadüfle Kocaçeşme'de belli bir sürecim geçti. Oradan da bir Kocaçeşmelik var. Ama her ikisi de yani Kocaçeşme halkı olsun, Salihli Belediye olsun futbolu seven bölgeler. İlçe ve bölgesel anlamda. Onları, hadi bizim donatımı biliyoruz. Donatımın da bize göre çok ciddi artıları var. Orada da bir vefa var. Devam ediyor. Yıllardır, yarım evet. asra yaklaşık bir vefa var. Emin hocam, Emin abimiz var orada. Sağ olsun. Büyük bir katkı. Ben Türkiye'de pek öyle birisini bulunmayacağını düşünüyorum. 50 yıla yakın bulunmayacağını düşünüyorum. Bir Süper Lig'deki takımlara baktığımda bir tek değişmeyen başkan modeli İlhan Cavcav var. Onda para çok. O akıllı. Afrika'dan getiriyor. Buraya getirip onları boyuyor mu ne yapıyor ben onu anlamadım ya. Yani sonuçta onu boyayıp Kayseri'li bir tarafları da veriyor. Ama sonuçta hem para kazanıyor hem aklı vardı. Rahmetli Süleyman Seba öldü gitti. Ama ondan sonra Emin Hoca vardı. Emin abi vardı. Şimdi böyle zorlu bir ekibin içerisinden nasıl çıktınız? Yani çıkacağınızı söylemiştiniz ama o viraja burada daha başlamamıştık. O viraja girerken buradan çıktınız, viraja girdiniz. Bana ne olursun o virajı bir anlatsanıza. Nasıl bir viraj gitti o viraj? Yani böyle miydi? Evet, yok, düz müydü? Düzdü. Düz. Öncelikle teşekkür ederim Mahmut abi. Bizi ağırladınız ve biz size bir söz vermiştik. Evet. Maçlar bir hafta ertelendi. O yüzden 19 biliyorum. Nisan'da değil, bugün gelebildik. Evet, çok güzel olmuş. Öncelikle herkese teşekkür etmek istiyorum. Buyurun. Burada bizim yanımızda olan başkanım, futbolcularım, antrenör arkadaşım, müthiş bir arkadaş, müthiş bir destek, Serdar Bilen. Evet. Ve Manisa gerçekten iyi bir antrenör geliyor diyebilirim. İsimlerde de gördük onları. Evet, iyi bir antrenör geliyor diyebilirim. Bugün ne kadar bizle beraber olup belli bir sebeplerden dolayı aramızdan ayrılanlar var. Bu takıma katkı yapmışlardı mutlaka onlar da. Kadir Erden, kalecimiz Yavuz. Bunlara da çok çok teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra kızlarım var. İki tane bir de oğlum var. Özellikle söylüyorlar. Ama onu söyleyin. Geçen evet. Hakan Hoca bir bir başka televizyona çıktığını unutmuş. Aynen. Unuttuğu için evi unutmayacaksın. Aynen. Öncelikle eşime ve çocuklarıma, oğluma, kızlarıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da büyük bir fedakarlık yaptılar. Evet. Nasıl mı geldik Ahmet abi? Biz başlarken Osman Başkanıma bir söz verdik. Başkanım bu sene o sene dedik. Biz feda dedik. Biz umut dedik. Biz gelecek dedik. Ve burada emeğinin karşılığını almış bir topluluk olarak o kadar ki huzurluyuz.
Tabii buraya gelirken bir arkadaşım çok güzel bir mesaj attı bana. Konfüçyüs'ün bir sözünü attı. Başarı merdivenlerine tırmananlar hiçbir zaman elleri cebinde çıkmamıştır. Bizim de hiçbir zaman için elimiz cebinde o başarıları yapmadık. Elimiz cebimize hiç girmedi. Hep çalıştık. Çok iyi irdelemişsiniz bizi. Biz sezon başından bugüne kadar iki periyot halinde maçlarımızı sürdürdük. Basında da yer aldı. Belki insanlar yadırgadı. Horozlarım beni yanılttı. Burada da konuşmuştuk bu konuyu. İlk periyotta kaptanımla ve diğer sporcularımızla görüştüğümüzde iki beraberlik kendimize şans tanıdık. O iki beraberliği alacağımız takımları da beraber belirledik. Bu takımlarla deplasmanda beraber kalabiliriz. İki beraberlik dediğimiz zaman 17 maçta 50 puan yapar. Ama benim horozlarım 51 puan aldılar. Ve beni bir puan geçerek yanılttılar. Hatırlar mısınız geçen programda burada 4 galibiyet 2 beraberlik demiştim. Bu maç için. Bu playoff grubu için. Belki insanlar ama beni, yine öyle söyler çünkü insanlar neden, beni yadırgadı. Ama ben sıfır mağlup oldunuz ama ortalamaya baktığınızda tutuyor. Sadece bir Koçeşme maçı var. Mantıklı olarak bakıyorum ben olaylara. Hı hı. Önüme bütün takımları yatırdığımızda dediğiniz gibi hem ekonomik hem geçmiş hem gelecek bakımından bizden daha iyilerdi. Hayır. Fakat bir tek eksikleri vardı. Benim 20 tane horozum var şu anda. Evet. Maçlarına, diğer rakiplerin bütün maçlarını izlettirdim. Bir gözle değil, üç gözle değil, 12 tane göz izledi onları. Ve her maçtan sonra rakiplerimin, bir son oynayacağım rakiplerimin bana pazartesi günü bütün dokümanları geldi. Yani 6 arkadaşımın izlediği rakipleri analiz ederek geldik biz. Hangi takıma karşı nasıl oynayabiliriz? Bunları futbolcularla paylaşmadım. Ama sahaya sürdüğüm 11'ler, yaptığım değişiklikler bütün olayları bizim lehimize çevirdi. Bir gün Rıdvan'ı aldık, bir gün Ahmet'le başlamadık, bir gün Mehmet'le başlamadık, bir gün Enver'le başladık, bir gün Tuncay'la başladık. Bizim arka arkaya aynı 11'le çıktığımız maç sayısı yok gibi bir şey. Değil mi kaptan? Evet. Hı hı. İrdelediğimizde her maçı da maç maç oynadık. Yani biz bu grupta işte 3-3, 6 tane maç oynayacağız diye bakmadık. Birinci maçımızı oynadık, hemen unuttuk, ikinci maçımıza geçtik. Ve bu grupta da benim horozlarım beni yanılttı. Ben onlardan 4 galibiyet 12 puan, 2 beraberlik 14 puan istemiştim. Onlar yine 15 puan aldı. Takım içerisinde mutlaka bazı sorunlarımız oldu. Ama biz bilinçli insanlarız. Kolumuz kırıldı ama yerin içinde kaldı. Kimse bilmedi. Ama hiçbir zaman içinde ben bir antrenör olarak, bir abiler olarak saygı sınırlarını geçmedim. Her maçtan sonra kaptanım da burada. Belki hiçbir antrenörün yapmadığı, yenilseler de o soyunma odasına girip 20 futbolcularımı terleri soğumadan alınlarından öptü. Bu çok büyük bir örnek. Evet. Çocukların size karşı olan duygusu artıyor. Kesinlikle ya. Orada bir bağlamlık var. Birbirimizle bağlıyoruz. Antrenman programlarımız çok düzenli gitti. Ve çoğu çocuğumuz fabrikadan geldi. Çoğu çocuğumuz üniversitede okuyor. Onlardan geldi. Fakat ben yine bundan 2003 sezonunda şunu söylemiştim. Yine bir basında yer aldı. İnanmak başarmanın tamamıdır Ahmet abi. Bir virgül koyalım da telefon bağlantısı var galiba. Evet, buyurun. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar olsun. Ben Ali İhsan Aslan. Buyurun Ali İhsan Bey, hoş geldiniz. Eski genel kaptanlardan, Borozköy Spor'un kurucularından. Yalnız sesim çok dalgalı geliyor. Gayet iyi geliyor. Biz sizin sesinizi net olarak duyabiliyoruz. Ha, teşekkür ederim. Öncelikle TV'nin bize bu programı... Televizyonunuz açık mı? Televizyon falan açık mı orada? Hayır, şu anda benim televizyonum açık değil. Evet.
ses geliyor. Şu anda düzeldi ama birazdan. Evet, buyurun buyurun, dinliyoruz. Öncelikle bize bu programda yer verdiğiniz için size teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçekten sesiniz çok kötü geliyor ses. Sizin sesiniz oldukça berrak geliyor. Vallahi çok kötü geliyor. Orada başkanım var herhalde. Ben şimdi televizyonu seyredemiyorum. Osman Bey benim bulunduğum ekranın solunda oturuyor. Hemen onun yanında Necdet Hoca oturuyor. Hemen onun yanında da orkestra şefi Kaptan Rıfan oturuyor. Hepsi şu anda zaten beni tanıyorlar. Hepsine öpüyorum. Özellikle başkanımızı, hocamızı, kaptanımızı, Arasköy'ün bütün topçularını, hepsini, cani gönülden hepsini öpüyorum. Bu Horosköy'e bu şampiyonluğu yaşattılar. Tabii başta bunların mimarı zaten Necdet Hocamız. O da diyor ki yarım kalan işi bitirmeye geldim demişti geçen programda. Evet. Ben de onu öyle algılamıştım ve de o yarım kalan işi bitirdi. Efendim şimdi bu şampiyonluk çok güzel oldu. Bütün rakiplerimizi yenerek geldik. Grupta da zaten yenmediğimiz takım kalmadı. Biz bir semt takımıyız. Ama başkanın varını yoğun ortaya koydu. Hocam, topçularımız, hepimiz kenetlendik. Bu işi buraya getirdik. Hepsini öpüyorum. Biz de öpüyoruz. Yani söylenecek bir söz yok. Şu anda artık bize altyapımıza da biraz daha destek vererek inşallah balda da başarılı oluruz diye düşünüyorum. Onlar şimdi, artık gereken onlar konuştu ya. Biz ne diyelim yani. Biz onları çok seviyoruz. Şimdi bize bu gururu yaşattılar. Alistan Bey. Duyuyorsunuz beni değil mi? Efendim, evet. Çok dalgalı ama duyuyorum, evet. 2010 yılında görev aldınız mı? 2010'da tabii ki, tabii. 2010, yani şöyle diyeyim, 05 Aralık 2010 tarihini hatırlatıyor size. Evet, evet. Şampiyonluklar hatırlatıyor. Biz zaten sıfırdan başladık bu işe. Yani 05 2010 Aralık bana çok evet, kabuslu bir Orosköy Akmesit maçını hatırlatıyor. Evet, şimdi hatırladınız değil şöyle, mi? Biz zaten sen güzel bir şeye denildik. Biz bunları bakın farkındasınızdır yani. Horosköy'ün bütün maçları şu anda tertemiz ya. İşte onun için onu söylüyorum. Geçen defa da programın içeriğinde onu konuşmuştuk. Yani evet, bir şeylerden ders alarak gelmek, kendine ders çıkarabilmek, daha doğrusu ders çıkarabilmek oldukça önemli bir meziyet ve erdemliktir. Bunu çok ender takımlar yapar. Ahmet Bey herhalde sizin sesiniz değil mi? Yani evet, dinliyorum. Evet. Şimdi Ahmet Bey, ben televizyon seyretmediğimden siz beni tabii tanıyorsunuzdur. Şimdi bizim asıl amacımız, vali beyimizle, belediye başkanımızla, hocamızla, hepsinde görüştüğümüzde başkanımızla, bütün istediğimiz buradaki çocuklara fırsat verilmesi. Katılıyorum. Orospu bir semt takımı ya. Nasıl oldu da Manisa'da bütün grupları hepsinde, Salihli'sini hepsini geçerek biz buraya geldik? Bizim aynı şartlarda mıyız? Eşit şartlarda mı yarışıyoruz? Bizim Horosköy'de toplanabileceğimiz bir kulübümüz ne halde görüyoruz? Allah razı olsun, başkanımız bir şeyleri başardı da, yoksa desteği olmasa bizim işimiz çok zor. İşimizin gerçeği bu. Evet. Yani biz nereden nereye geldik yani? Tabii ki hakem döven, bilmem ne yapan, bunları biz hepsini aştık. Allah bin kere razı olsun hocalarımızdan. Valla pırıl pırıl bir takım. Bakın sezonumuza, hiçbir tane böyle bir pislik olan, çirkeflik olan bir şey var mı? Centilmen bir takım, evet, şampiyon bir takım. 3 yılda biz arka arkaya şampiyon olduk. Ama tabii ki bazı şeyler kolay yerleşmiyor. Ama çok şükür, elhamdülillah bugünlere geldik. Ben bundan sonra Orosköy'ün daha ileri gideceğini düşünüyorum. Yeter ki fırsat versinler bu çocuklara. Bir tane sahamız olsun. Yani şimdi şampiyonluk tamam, güzel kutlayalım, her şeyi yapalım. Ama bize bir tane saha lazım. Hocaların, başkanların bunu defalarca valimize, herkese dile getirdi. Onları Sayın Başkan'la konuşacağız şimdi sanırım. Yani şimdi kutlama zamanımız, evet, kutlayalım. Yani buna bize fırsat verilsin ya. Bu çocuklar spor yapsın. Başka şeyler mi yapsınlar? Bu çocuklar spor yapmalı. Bizim Horosköy halkımız, takımımıza sahip çıkar. Hepsi de pırıl pırıl insanlar var. Altyapıya önem vermelerini istiyorum. İnşallah biz de tam, hocamız zaten şimdi biraz sonra, bizden sonra konuşacaktır. Biz hocamız onları her zaman arkasına virgül koyduk hocaya zaman, zaten. Efendim? Virgül koyduk. Virgülsüz bağlanınca virgülü koyduk oraya. Evet. Onlar gerekeni konuşur. Bizim ne olduğumuzu, Horosköy'e nasıl sevdiğimizi,
ona nasıl destek olduğumuzu bilir. Elimizden geldiğince maddi yapamazsak manevi. Ama hiçbir zaman önlerine taş koymaya değil. Takımımız önü açılsın diye her şeyi yaptık. Bundan sonra da yapacağız. Her zaman onların arkasındayız. Başkanıma, evet, kaptanıma, hocama hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah balda da biz iyi yerlerde olacağız inşallah yani. Gidip gelici değil de kalıcı oluruz inşallah diyorum. İnşallah. Başkanımız da zaten gerekeni yapar. Yani inşallah başarırız bu işleri. Evet, Hüseyin beraber. Yalnız bir tane de sahamız olsun diyoruz. İnşallah bir saha yaparlar bize artık. Gerekli i̇nşallah. Yerlere, gerekli şeylere, girişimlerde bulunurlar. Şimdi kutlama zamanı diyorum. Şampiyon Orozköy, en büyük Orozköy. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun katkılarınızdan dolayı. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii Ali İhsan Bey 2010'u iyi biliyor. Ben de 2010'u çok iyi biliyorum. Çünkü gerçekten tasvip etmediğimiz bir süreç ama şu anda geldiğimiz süreç süper bir süreç. Nasıl onu şey yapmıyorsak bunu, ya bu bir örnek olmalı. Aslında evet, bence yani bir spor otoriteleri derken bu konuyla ilgili ARGE çalışması yapanların bunu bir ele alması lazım Orozköy Spor. Orozköy Spor tam bir ARGE'lik. Şu neden? O bölgede çiftçisi var. O bölgede sanayi bölgesinde çalışanları var. O bölgede varoş tabir ettiğimiz bölge var. İnşaat işçileri var. Yani sonuçta baktığımızda genel anlamda böyle yan gelip sırtı yatan, cebi para dolan, sabah önünde Porsche'si veya da ona benzer son model arabası veya da ne bileyim havuzları, yüzme havuzları olan bir yer değil. Tesisleri olan bir yer değil. Evet. Yani böyle bir semtten, böyle bir bölgeden böyle bir takımın çıkıp o kadar şeyin arasından sızarak Bal Ligi'ne, şimdi biraz sonra Bal Ligi'de konuşacağız. Yani nasıl, hangi takımlarla mücadele vereceksiniz? Gerçekten zorlu bir lig. Yani kurtlar sofrası dediğimiz, bence bu Manisaspor oynadığı PTT Ligi'nden daha zor bir lig. Ne düşeni belli, ne çıkanı belli. Çıkanı bir kişi belli. Eskiden iki takım çıkıyordu playoff'tan. Şimdi bir takım çıkıyor, düşen takımlar var. Bir de bölge içinde, bölge içinde de var. Yani burada o ligde çok diri durmak zorundasınız. Evet. Ayaklarınız yere basmak zorunda. Yani o nedenle onu konuşacağız. Hocam size de bırakıyorum sözü. Devam edin kaldığınız yerden. İnanmak başarmanın tamamında kalmıştık. Evet. Biz inandık. Futbolcumuz da inandı. Biz de inandık. Başkanımız da inandı. Çalışmalarımız aynı tempoda hiç aralıksız devam etti. Kaptanım, oyuncularım sıkıldı, biz sıkıldık. Lig uzadı, bitmedi. Playoff oynadık grup maçlarında. Arkasından normal playofflar başladı. Süre tam 10 aydır antrenman yapıyoruz Ahmet abi. 10 aydır. Evet. Ağustos'ta başladık. Ve bu hafta Allah'ım dedim son antrenmanımız olur inşallah. Futbolcularım da aynı cümleleri kullandılar. Ve bitirdik. Önümüzdeki süreç çok zor değil aslında. Belki sizin için zor değil. Sakın öyle söylemeyin. Hayır. Şöyle diyeyim, demek istiyorum. Zorluklarını anlatacağım biraz. Ben de anlatacağım. Bize sahip çıkılması gerekiyor. Osman Yıldırım'ın 4 senedir çektiğini ben biliyorum. En yakınımdaki. Kaptanım biliyor. Diğer futbolcularımız da biliyor ama biz Osman Yıldırım'a en yakın insanlarız. Çünkü ben bu kulüpte Osman Yıldırım'la 2 kere daha çalıştım. Kaptanımla 2 kere daha çalıştım. Nereden nereye geldik? Ya burada başkanımızın büyük katkısı var. Zaten fair play için. Evet. Kesinlikle sahanın içerisinde futbol dışında bir şey istemedi bizden. Aynı şekilde ben oyuncularıma ve biz bu sene 25 maçta sadece 4 tane kırmızı kart gördük ve bunların 4'ü de pozisyon gereğiydi. Yani fair play'in dışında. Evet, pozisyon gereği adam gidiyor, uzanıyor. Sarı kart, kırmızı karttan atılan. Bu bir fair play örneğidir. 25 tane ve bunun süper şeyde grup maçlarında en az 4-5 tanesi üst düzey maç. Donatım'la oynadığımız maç var. 4-3 bitti. İlk yarı 1-0, ikinci yarı 6 tane gol, 4 tane kırmızı kart. Ama 4'ü de pozisyon gereğiydi. 2 rakibimizden atıldı, 2 bizden atıldı. Ama pozisyon gereğiydi.
Yani bu kadar üst sınırları zorlayacak futbolcunun adrenalinin en yüksek olduğu bölümde bu kadar az kırmızı kart görmek de bizim bazı şeyleri aşarak geldiğimizi gösteriyor. Ya profesyonel takımlar iki maçta bir ikişer kırmızı kart görüyor canım. Yani aynen. Normal o. 25 tane maç oynamakta stresi. Playoff'un stresi farklı. Çünkü ben burada demiştim 4 galibiyet 2 beraberlik. Hocam nereden? Maçları irdeledim. Buraya o zaman geldik. Çünkü rakiplerle oynayacaktınız. Kocaçeşme nasıl oynuyor? Salihli Belediye nasıl oynuyor? Evet. Ama donatımı artık ikimiz de birbirimizi tanıdık. Birbirimizi biliyoruz. 5 tane maç yaptık bu sene. İrdeliyorsunuz ve maç maç çıkıyorsunuz sahaya. Maç maç çıkıyorsunuz. Bu irdelemenin sonucunda bu takımlarla rahatlıkla baş edebileceğimi çıkardım. Niye? Elimdeki hamuru tanıyorum zaten. Bir mağlubiyetimiz var. Orada da parantez açıyorum Ahmet abi. Onu merak ettim. O yani maçı, 1-0 yenmişiz onu. Ama burada yenmişiz. Orada yaşadığımız bazı olaylar var bizim. Devre arasında bunlar... Salih'le kaybetmişiz. Evet, Kocaçeşme'ye. Devre arası 0-0 giriyoruz. Koridorda tekme tokat dövülüyoruz. Bunlar iç acıcı bir şeyler. Polislerden jop yedik. Rahmet Sturan'da oynadınız değil mi? Evet. Aşırı bir seyirci baskısı. Patlayıcılar, küfürler. Bizim yaşamak istemediğimiz olaylar. Ha buna mı bağlıyorsun Necat Öğürcan? Hayır. Evet. Yenildik. Kocaçeşme'yi de tebrik etmesini de biliyoruz. Evet. 5 maçı dediğim gibi 4 maçı aldık. 2 maçı beraber. Benim isteğim buydu. Neden diyeceksiniz? Ben burada gene söylemiştim Ahmet abi. Bu grupta şampiyon ya 5. maç belli olur ya 6. maç belli olur. İlk geldiğimizde. O da öyle oldu. 4. maçta biz eğer ben 4 galibiyet 2 beraberlik dedim ya. Burada berabere kalsaydık 5. hafta biz bitiriyorduk zaten işi. Ben o yüzden dedim bu maçta Kocaçeşme iyi bir takım. Diri bir takım. Burada bitiremezsek 6.ya kalır diyordum. Ama 6'da biter derken bu işi Orozköy Spor'un bitireceğini biliyordum zaten. Yani bu kadar da eminim. Hala söylüyorum. Benim takımım bu grubun playoff'ların bence en iyi top oynayan takımı. En sahada diri kalan takımı. Ben her zaman söylüyorum. 70 dakika gol yemeyelim biz o maçı 1-0 alırız. Ve taktiksel oynadık. Bunun sebebini de söyleyeyim. Tek maç. 3 puan aldım. Benim takımımın 25 maçta beraberliği yok. Hiç berabere kalmadık. Beraberlik bilmiyoruz. Ya yeneceğiz ya yeneceğiz. 23 galibiyet, 2 beraberlik. 2 mağlubiyet. Bu da büyük bir iş. Manisa Spor Amatör Kümesi'nde 51 puanla bugüne kadar hiçbir takım lider bitirmek. Playoff'larda da 15 puan alan takım yok Ahmet abi. Bunu da bizim bu sene rekorlar senemiz oldu. Bakıyorum notlarda hep onlar var. Yani 51 puan ve 15 puan. Gerçekten küçümsenmeyecek bir olay. Ha bunun mimarı mı? En büyük mimarı burada. İkinci mimarları burada. Üçüncü mimarı da biziz. Evet. Serdar hocamla ben. Biz antrenman ettik. İşimizi yaptık. Takımımızı hazırladık. O maçta inandığımız 11'i sahaya çıkardık. Bunu basarak söylüyorum. O maçta kimin oynayacağına biz karar verdik. Serdar Bilen hocamla ben. Ve biz o kadroyu yaparken inanın her zaman söylerim maç kahvaltısına kadar biz kadroyu belirlemiyorduk. Maç kahvaltısından sonra biz kadromuzu yaptık her zaman için. Bekledik. Acaba hata yapıyor muyuz? Değil miyiz? Ve şükürler olsun ki yaptığımız 11'lerde, yaptığımız değişikliklerde hiçbir zaman için yanlışlık yapmadık. Oyuna aldığımız arkadaşımız bizi hiçbir zaman için mahcup etmedi. Çıkan arkadaşımızın verdiği efor kadar efor sarf etti. Yani bu takımda ben bu maçta Tuncay'la başlıyorsam öbür maç Enver'le rahatlıkla başladım. Gözüm kapalı başladım. Bu maçta Halil'imi oynattıysam öbür maçta Yakup'umu rahatlıkla koyabildim. Çünkü hepsi eşit. Anlatabiliyor muyum? Hepsi hazırdı. O yüzden bu takım başarılı oldu. Bölgesel amatörde işimiz çok zor. Ama benim için çok basite indirgenebilir. Niye indirgenebilir?
Bize sahip çıkılması lazım. Belediyelerimizden destek bekliyoruz. Burada bizim için, onları da tebrik ediyorum, müthiş bir iş başardılar. Ben yıllardan beri Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün 3. lige çıkmasını isteyen birisiyim. Manisa Spor'la arada bir takımın olması gerekiyordu. Evet. Bu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü oldu. Gerçekten iyi işler yapıyorlar. İyi işler yaptılar bu sene. Hakan Hocamı, Belediye Spor Kulübü yöneticilerini, başkanımı, hepsini tebrik ediyorum. Şimdi biz de geldik. Belediye Spor'un terk ettiği yere biz geldik. Evet. Umarım diyorum bu sinsile bozulmaz. Birbirimize yardımcı oluruz. Önemli olan bu Fatih. Yani o süreci kaçırmamak lazım. Aynen. Ben o yüzden merkezden bir takımın bölgesel amatör kümede olması taraftarıyım. Evet. Bizler de maç tecrübesi kazanan çocuklar olacak. Üste verebiliriz. Onlar bir üste çıkarlar. Daha iyi olur. Ben bunları düşünüyorum. Ve işimizin zor olduğunu farkındayız. İnşallah utanmayacağız. Zaten bir de ikinci takım da evet, pazar günü belli. Pazar günü belli olacak. Soma Sotes, Koca Çeşme. Yine bu playoff'un en gözde ekibi Koca Çeşme. Evet. Hala istekliler ya, onların da yarım kalmış olan bir işi var. Aynen. Soma ekipleri Bal Ligi'nde iki tane. Soma Sotes Spor var, bir de Soma Sotes var. Onlar da her iki takımda, daha doğrusu o ilçede futbolla yatıp futbolla kalkıyorlar. Ama tabii onların spesyal bu 301 maden şehidi var. Bayağı bir şeydeler, yastalar. O süreç içerisinde de pek kafalarını futbola veremediler. Evet. Veremedikleri için de birisi alttan 3. 4. sırada, diğeri de o üstlerde biraz şeyde. Ama önemli olan ya Soma Sotes ya da Koç Çeşme pazar günü belli olacak, burada merkezde oynanacak maç. O iyi. Mühimine hesapta. Güzel bir maç olacak. İnşallah. Pazar günü iyi olan kazansın inşallah. Birçok etkinlik var. İnşallah biz de bir gidip görmek isteriz. O zaman oradan, o maçtan bir takım çıkacak. Bakalım Koç Çeşme mi olacak? Şey mi? Bir reklama gidelim. Sonra kaptan size döneceğiz. Sevgili izleyenler, kısa bir aradan sonra, hemen çok kısa bir aradan sonra bu geminin kaptanına döneceğiz. Bakalım kaptan bize neler söyleyecek kısa bir aradan sonra. Sevgili spor izleyenleri, kısa bir ara dedik ama bize göre de kısa oldu. Size göre belki uzun olmuş olabilir ekranınız başında. Evet, yine şampiyonu konuşmaya devam edeceğiz. Sonra Manisa Spor'a, Akhisar Spor'a döneceğiz. Evet, geminin kaptanında kalmıştık hatırladığım kadarıyla. Geminin kaptanları çok önemli. Ya eğer dümeni rüzgara karşı veya çıkacak alabora'ya karşı iyi kullanamazsan batar, sonra arka üstü yatar. Şimdi bu geminin kaptanında öyle bir şey yok. Bu 2-3 şampiyonluk görmüş. Geminin dümeninde iyi gitmiş. Onun adı Rıdvan Budak. Şimdi Rıdvan Budak'a şunu soracağım. Dönüyorum hemen kendisine doğru. Sayın kaptan, şimdi bir takımın var. Bunları bırakıyorum. Bu finans, o sana taktikleri veriyor hocam. Kenara çekiliyorlar. Evet, günahıyla sevabıyla sahada siz kalıyorsunuz. Soyunma odasında siz kalıyorsunuz. Bildiğiniz duaları okuyarak da çıkıyorsunuz. Yoksa kafadaki hocanın verdiği taktikleri nasıl uygularız düşüncesiyle mi çıkıyorsunuz? Bana önce şampiyon
olduğunuz arkadaşlarınızın isimlerini bir sayar mısın? Ne olursun say. Tabii ki. Bu kolay bir şey değil. Onların her birinin emeği var. Atlamadan tane tane. Önce bir say, sonra arkası gelecek. Tabii. Öncelikle birinci kalecimiz, öncelikle bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar öncelikle. Tabii ki sayabilirim. Hepsiyle an ve an çok şeyler yaşadık. Yani onları unutmak mümkün mü? Öncelikle birinci kalecimiz Serhat, Ahmet İner ve Yavuz kardeşimiz vardı. O ayrıldı daha sonra. Sağ bekte Tugay, ondan sonra stoperde Yakup kardeşim benim aynı zamanda. 6 yaş küçüğüm benim kardeşim. İbrahim, ben, daha sonra aramıza katılan Tolga, Ahmet, Boşnak Ahmet. Orta sahaya geldiğimizde Mustafa, Halil, Cihan, Aykut, Tuncay abi, Fadıl, yani Enver, Berat, bunları unutmak mümkün değil. Bunlar takımı oluşturan iskelet mi? Evet. Bir değerimiz daha var. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Emrah, yani bu takımın buraya gelmesinde çok büyük emeği var. Belki de 100 gol atmıştır yani toplamda bu Orozköy Spor'da. Yani ikinci amatörden gelerek birinci amatörde, süper amatörde çapraz bağları koptu. Geçmiş olsun. Evet, iyileşti, aramıza döndü. Döndü, sene nasıl? Çok oynama fırsatı bulamadı ama şu an yeni çıktı sakatlıktan, toparlama döneminde. Bal liginde ihtiyaç var. Tabii ki, tabii ki. Emrah her zaman ihtiyacımız var. Son vuruşu, gol vuruşu çok iyi olan bir arkadaşımız. Ona ihtiyacımız olacaktır. Çalışıyor. Biz tatile çıktık, o hala çalışıyor. Yani abi, çok seviyor. Orozköy Spor'u çok seviyor. Başkanımızı çok seviyor, hocamızı, bizi. Yani bizimle beraber olmak istiyor. Biz de onu görmek istiyoruz aramızda. Şimdi şampiyonluk tabii ki kolay gelmedi. Yani biz bugünlere kolay gelmedik. İkinci amatörden başlayarak imkansızlıklarla başladık tabii. Ben Belediye Spor'dan ayrılarak Orozköy Spor'a geldim. Belediye Spor'da oynama fırsatı bulamadım. İkinci hafta Ünal Hocam'la konuşup ayrılmak istediğimi söyledim. Bırakmak istemedi ama ben trilyon da alsam oynamam gerektiğini söyledim. Ve süper amatörden ikinci amatöre dönüş yaptım. Bu kolay bir şey değildi benim için. Gerçekten futbolu ben çok seviyorum. Futbolcu olmak için çok uğraştım. Okul okumadım. Yani bir meslek sahibi olmadım. Futbolcu olacağımı düşünerek. Çünkü gerçekten yetenekliydim. Hocalarım da bunu her zaman söylüyorlardı. Ben de hem buna güvenerek hem de yeteneğime inanarak hem de çok sevdiğim için sadece futbola yöneldim. O yüzden futbolu yani kolay kolay bırakamam yani. Orozköy Spor'a gelmemde eniştem ve Bülent abim çok vesile oldu. Onlara buradan teşekkür ediyorum. İkinci amatörde Saadettin hocamız vardı. Dayı Sado'muz vardı Dülger. O zaman. Evet, Saadettin Dülger. O hocamız vardı. Hocamızla görüştüğümde beni aralarında görmekten mutlu olacaklarını söylediler. Ben de tamam dedim. Böyle başladık. Kolay değildi. İkinci amatör gerçekten bir ateş. Yani orada bulunmak gerçekten çok zor. Sentetik çim saha. Her sentetik çim saha. Her zaman futbolu çok iyi bilen, çok iyi bilen adamlar oynamıyor. İyi bir takımımız vardı. Yani Emrah vardı. İşte ben vardım. O gün takımda olan herkes, yani ben şunu söyledim şampiyon olduktan sonra. Bir kişi bile olmasaydı biz şampiyon olamazdık. Bunu söyledim. Çünkü bunu inanarak söyledim. Neden? Herkes bir emek verdi. Herkes çok çalıştı. Ben koşarak idmana gittiğimi biliyorum. Yani ikinci amatördeyim. Formam garanti gibi. Gitmesem de olur ama işten çıktım, koşarak idmana gittim. Ve herkes öyleydi. Menemen'den gelen arkadaşımız vardı. Cebinden parasını veriyordu, yol parasını veriyordu. Çünkü imkan yok. Yani imkan yok, para yok. Biz maç bittikten sonra para, yani para yoktu, alamıyorduk para. Şu bizim yayınımızın hemen altında bir yazı var.
Ne yazıyor orada? Bal Ligi'ne hoş geldin Orozköy Spor. Bu yeter ama. Yani o tüm evet, olumsuzluklar, geldi... tüm şey hedef oydu. Bence biz bile bazen mesela Soma davalarını takip ettik, o acı olayları takip ettik. Hep bunları içimize gömdük ama sonuçta sabah gazeteyi aldığınızda sayfada o haberi gördüğünüzde, emeğinizin karşılığını gördüğünüzde insanın o bütün yorgunluğu gidiyor. Evet. Yani o bütün o şeyleri göz ardı ediyorsunuz. Görmüyorsunuz. Yeni bir güne başlıyorsunuz. Sizinki de öyle. Yeni bir maç, yeni bir gün, yeni bir şey aşmak. Her gün, her maç bir engel. Evet. Her engeli aşmak, bir engelleri genelde atletizmciler tek tek aşar. Ama futbolda da böyle bu. Yani evet. Spor yapan her alanda böyle. O nedenle de gerçekten işiniz çok zordu. Zoru negatiften pozitife çevirdiniz. Pozitiften ve genelde geçmiş süreçteki negatifi de bu anlamda da pozitife çevirdiniz. Şimdi herkes size gıpta ile bakıyor. Herkes sizin önünüze ceket ilikliyor. Ve iliklemek zorundalar. Çünkü yoktan bir şeyleri var etmek kolay kaybedilmez. Evet. Yani biraz önce Necdet Hoca'nın söylediği gibi biz Bal Ligi'nde de çok şeyler yapacağız dediğin altında da çünkü tırnaklarıyla kazımış olan bir teknik adam, bir futbolcu ekibi, yönetimsel anlamda baktığınızda az da olsa bir taraftar ama 50 bin kişinin yaşadığı bir bölge. Bunların hepsini topladığınızda bir emeğin Bal Ligi'ne ışık tutacağını düşünüyorum ama devam edebilirsiniz. Yani şöyle taraftardan konu açılmıştı. Buyurun. Taraftarımız tabii çok maça gelemiyorlar. Özellikle cumartesi günleri olduğunda. Nedenlerini anlatmıştık başında. Yani evet çalışan kesim. Yani yöreyle çalışan bir kesim. Var. Evet yani hayat mücadelesi var. Adam futbol, Horozköy'de futbol gerçekten çok iyi bir sosyal aktivite oldu. Yani ben ikinci amatörde şu mevzuyu anlatacağım. Bir maçtan dönmüştük. Galibiyetle döndük. Tabii bunu yaşlı bir amcamız otobüsten indikten sonra yine mi yenildiniz dedi. Evet. Hayır dedim amca kazandık dedim. Ondan sonraki hafta tekrar otobüsten indim. Ya başka bir amca yenildiniz mi diye sordu. Hayır yendik dedim. Ve Horozköy halkı ve o amcalar artık yendiniz mi diye sormaya başladılar. Kaç yani, kaç yediniz? Kaç yediniz? Acımadınız mı adamlara? Galip mi geldiniz? Yani bu değişimi gösteren güzel bir olay yani. Yaşlı amcamız yenildiniz mi? Sonraki hafta ne yaptınız? Yendiniz mi? Kaç attınız diye sordu. Evet. Sormaya başladı. Yani ilgilendiler. Tabii. Ama siz çevirdiniz onu. Tabii ki yani biz çevirdik. Onlar destek oldular. Yani bir de tabii ki başkanımız gerçekten çok büyük fedakarlıklar yaptı. Hele bu sene, geçen sene, ondan önceki sene çok yani zor imkanlarla büyük paralar vererek gerçekten sözünde durarak bize verdiği bütün sözleri tuttu. Buradan ona yani teşekkür etmek istiyorum. Ne kadar teşekkür etsek de azdır gerçekten. Hakkını ödemek yani şampiyonlukla hak ödendi mi bilmiyorum ama başkan dediğin, hakkını helal etmesini zaten istedik. Holding patronu değil. Yani değil. Kendi yağıyla tuzuyla kavrulan, kendince bir işler başarmaya çalışan birisi. Evet. Yani sizlerden biri. Farklı değil. Yani her gün darphanede para basar hali yok. Bir para yani, makineniz de yok. Var mı? Yok. Vardı ben bilmiyorum. Yok hocam. Ondan sonra. İş adamı. Şimdi iş, sonuçta bir iş adamı. Evet. Yani sade, kendi yağıyla tuzuyla kavrulan bir iş adamı. Vergisini ödeyen, hesabını yapan, hesabını yapmadan yola çıkan bir kişi değil. Evet. O nedenle zor bir süreci vardı. Evet. Devam ediyorsun galiba. Evet. Evet. Şunu söylemek istiyorum. Biz ikinci amatördeyken, birinci amatördeyken tabii futbolcu olarak bir maç başı almıyorduk ama sonuçta transferler için, işte deplasmanlar için bir paralar gerekiyordu. Bunu Horozköy halkı, yani az önce bağlanan Ali İhsan abimiz var, işte Bülent abimiz, ondan sonra Orhan abimiz. Bunlar hep yani ceplerinde olan 50 liranın 30 lirasını Horozköy Spor'a veren insanlardı yani bunlar. Ben futbol oynadım ama aynı zamanda yani yönetime de yakın olan taraftım çünkü koşturuyorduk. Kaptan Ercan'ımız vardı mesela. Ercan abimiz vardı. Hem oynuyordu hem yöneticilik yapıyordu. Aynı zamanda cebinden... Ramazan çalıştırdı o Roskül'ü. Evet. Tamam. Tabii cebinden... o konulara gelecektim aslında. Kaptan Ercan oynuyor ve cebinden para harcıyor mesela. Yani böyle bir
durumdan geldik biz. Onları da unutmamak lazım. Onların da çok emeği oldu. Çok emekleri geçti gerçekten. Yani Horozköy halkı bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Horozköy esnafı bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Yani ben Horozköy meydanında yürümekten yani zevk alıyorum, haz alıyorum. Çünkü yürüdüğümde... Meydan değil mi orası? Daha önce ben dışarıda... Biraz genişlettiler şimdi evet, yollarımı, binaları çektiler. Şöyle ben, meydan oluştu. Ben Manisa Spor'da oynadım. Atilla Spor'da oynadım. Yani belediye Atilla Spor'da ne zaman oynadın? Atilla Spor'da askerden önce 17-18 yaşlarında... Bal Ligi'nde değildi. Yok, Süper Amatör'de oynadım. Süper Amatör'de oynadım. İnatla sarıldılar ama... Evet. Ben hep burada diyorum ki bir dahaki başka bahara. Yani İnşallah evet. Önümüzdeki sezonda da başka bahar diyorum. İnşallah. Evet. Düşen İzmir Spor'un üstünde bir yönetimi vardı Atilla Spor'un. İzmir Çok iyi bir yönetim Spor'un, vardı. İzmir Spor'un yani düşenin bu İzmir Spor'un şeyi altyapısıydı. Evet. Ondan pilot takımıydı. Evet. Biliyorum pilot takımıydı. Onlar da hırsları yüzünden gitti. Evet. Biraz daha sakin, biraz daha vakur, biraz daha fair play'e uygun hareket etmiş olsalardı, hissiyatlarını işlerine gömmüş olsalardı şu anda belediye sporun yanında onlar vardı. Evet. Onlar biraz daha böyle egolarını öne çıkardılar. Ama yine de bulundukları yerde inatla sarılacaklardır diye düşünüyorum. Başkan, şimdi hem teknik adam hem sayın kaptan birçok zorluklarla evet. bu şampiyonluğu elde ettiklerini söyledi de sizin yarım kalan birkaç sözünüz olacak herhalde. Onu tamamlarsanız başka bir şey soracağım. Tabii. şunu da bir hatırlatayım istiyorsanız. Federasyon 2. Başkan Vekili Sayın Arif Koşar abimiz, Allah nasip ederse buradan da hocama, kaptanıma da söylemiş bulunayım. Perşembe günü bizim playofflarda göstermiş olduğumuz başarılardan ötürü tekrar bir kupa vermek isterler. Kendileri bildirdiler. Bizzat aradılar. Perşembe günü derken orada mı? Perşembe günü burada Manisa merkezde bir yer ayarlayacağız. Allah nasip ederse kupa töreni yapacağız. Playoff'larda üstün başarı yakaladığımız için güzel bir 15 puan aldığımız için tekrar bir ödüllendirmek istiyorlarmış bizleri. Herhalde sağ olsunlar. Yanında küçük kupanın için biraz para mara bu koyar herhalde Arif Koşar. Artık tekrar. Yani Manisa için Manisa benim için Arif yapar bunu. Evet, Manisa için Arif'e yakışır, Ariflik yapar inşallah. Evet, Manisa için, Türkiye için bir değer bizim için. Ben onu söylüyorum. Değer bir ben Manisa olarak gurur duyuyorum. Evet, bize gurur duyuyoruz. Federasyonunda böyle bizzat bir kendileri, arkadaşım benim. Evet, bizzat yani. Kendileri aradı, tebrik etti ve dedi ki ben bizzat dedi Osman'ın kupasını vermek istiyorum diye söyledi. Osman'ın cümlesi evet, çok önemli. Evet, özellikle yani. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Hakikaten orada gurur duydum. Evet dedim kendi kendime biz bu şampiyonluğu yaşadık. Anlamızın terinin karşılığını herhalde işte bu şekil böyle kelimelerle birilerinin bize söylemesi yeterli zaten. Ve aynı zamanda Manisa ASKF Federasyon Başkanı İsmail Bey'e, yönetimine, temsilcimiz Erol Bey'e, Tahir abimize, değerli hocamız, kıymetli hocamız, Ramazan hocamıza ve geçmiş dönemlerde bizleri çalıştıran Ramazan hocamız, Sayattin hocamız, Metin Taşkın hocamız tabii. ve onlar bugün de şu anda yanımızda olan Necdet Fendi hocamız, aynı zamanda altyapılarımıza bakan Serdar hocamız ve art takımla da ilgileniyor. Tabii aynı zamanda hocamızın sağ kolu yardımcısı diyebiliriz. Kardeşim. Evet, kardeşimiz diyelim. Bunların bütün emekleri var. Aynı zamanda dışarıda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan başkan yardımcımız Orhan abimiz. Allah'ım şifa versin, kendisi böbrek hastası, maçlara yok, gelemiyor. Hiç. Allah'ım şifa versin inşallah. Versin hep birlikte. Bülent Bey olsun, ne bileyim eski kaptanımız sağ olsun, Ercan kaptanımız buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Horozköy halkına, sevenlerine ve bütün maçlarda bizi yalnız bırakmayanlara bir şey fark ettim. Bu maçlarda gittikçe çoğalan, gitgide çoğalan bir taraftar olmaya başladık. Yavaş yavaş bakıyorum son 1-2 maçta artık 2-3 bin taraftar geliyordu. Ben... Gerçekten son birkaç gündür artık Manisa'da gezdiğimizde sağımda solumda başkan tebrikler, başkan tebrikler. Horozköy Spor şampiyon. Artık evet zafer sarhoşu denir ya, hakikaten dağıtmış değiliz. Bizim için bir şereftir bu. Biz bu takımı eğer bu aşamalardan siz de bildiğiniz gibi 2010 yılında hangi hallerden nereye gidilirsek bu bütün takımın, bütün Manisalıların, bütün hepimizin emeği burada. Bunu tek kişiye bağlamak mümkün değil. Tabii biz göreve geldiğimiz günden itibaren eski o halinden kurtulan ve eski anılarını siz 2010'a hatırladığınızda biz o geldiğimizde ne yaptık? Yemekte bütün o
küs olan taraftarımızı, daha önce yaşanan kötü şeyleri aldık yanımıza. Onlarla beraber bir yemek yedik, bir birlik, beraberlik camiaya bunu yaydık. Ve o gün bugündür 4-5 yıldır Manisa futbolunda değer katan, değer veren, her zaman yavaşta olan, her zaman iyi bir futbol oynayan, iyi bir futbol izletmeye çalışan bir takım olmaya çalıştık. Ben de bir kulüp başkanı olarak gerçekten bütün 26-27 tane topçum vardı ve bunların hepsine başta kaptanımız ve hocamız, teknik ekibimizle beraber hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü 27 tane insanın ismini buradan saymak mümkün değil. Eyvallah. Tabii. Ben önümüzdeki hafta içerisinde bizzat bütün takım oyuncularla bizzat her sene yaptığım bir heveleşme vardır. Yine yapacağım. Bütün topçuları alacağım. Hepsini tek tek alnından öperek hepsinden yerleşeceğim. Çünkü bu dünya kimseye kalmıyor malum. Ölüm dünya. Vallahi bir futbolcunun bize vermiş olduğu, evet, bize vermiş olduğu o alın terinin karşılığını gerçekten parayla biz ödeyemiyoruz bunu. Bir futbolcunun ederi aldığı paralar değildir. Biz playofflarda işte 300-500 bir şeyler vermeye çalıştık. Karınca. Ama onların emeğin karşılığı para değildir kesinlikle. Ölçülemez, evet, biçilemez. Şimdi tam bu emek, alın teri derken aklıma bir şey geldi. Biz ne zamandı belediye spor şey geldim buradaydı konuşuyorduk da. Hakan'a şey bir şey sordum. Dedim hocam ne düşünüyorsun? Vizyonun ne? Yani kalacak mısın, kalmayacak mısın kulüpte? O sırada başkan girdi araya. Biz bir yere bırakmıyoruz dedi. Evet. Pekala, ama isteyenler var. 2-3 tane ben baktım. Şampiyonla oynamak isteyenler var özellikle. Onlar istiyorlar. Yok dedi, ben bırakmıyorum. Şimdi onlarda para var, pul var. Onlar bırakmayabilirler. Şimdi bizde para yok. Ama bizde manevi bir güç var. Hocayla ilgili planınız ne? Yani şu anda oturuyor. Evet, malum biz daha şampiyonluğu ideali bir hafta oldu. Biz aslında belli bir takım, iyi bir takım oluşturduk. Hocamızla, kaptanımızla, iskelet kadromuzu da bozmamak şartıyla. Hocamızla tabii ki devam edeceğiz. Tabii onun da fikrini almadan buradan kendisine bir şey söylemek doğru olmaz. Ama Allah nasip ederse biz çalışmak istiyoruz. Ama bunu zaman gösterecek. Hocamıza da buradan da tabii canlı yayında söylemiş bulunayım. Hocamıza da teklifler var tabii. Tabii ki teklifler olabilir. Şampiyon bir takımın şampiyon hocasına illaki bakarsınız çok iyi bir tekliflere gelebilir. Önünü açmak üzere 3. ligde, 2. ligde tekrar gelebilir. Allah nasip ederse. Ben her zaman şunu söylerim. Hocama, yardımcı hocalarıma, kaptanıma, oyuncularıma kim olursa olsun eğer para kazanacaksa, gerçekten çok iyi para kazanacaksa her zaman için şunu söylerim. Hiç kimseye engel olmam. Yalnız başarılı bir takımın, şampiyon bir takım hocası yanımızda. Tabii ki biz ondan devam etmek istiyoruz. Ama takdir kendisinin, arzu kendisinin. Onu da ilerideki aşamalarda herhalde kendisi de bu konuda biz düşüncelerini tutmayız başka. Allah'ın izniyle. Durum böyle ama tabii ki bu şu anlama gelir. Yani biz 3 yıldır yaklaşık 3 yıl beraber çalıştık hocamızla. Çok deneyimli hocalarla çalıştık. Bütün hocalara saygımız sonsuzdur. Kesinlikle hiç ayrıtmıyorum. Hepsinin bir emeği vardır. Ama evet, illaki bütün futbolcular arasında farklar da vardır illaki. Necat hocam özellikle takımla, altyapıyla, taraftarımızla, Horoz köyümüzle barışık bir insan. Biz onu aramızda görmekten, kalmasından gurur ve onur duyarız. Evet. Bu şekilde. Evet hocam, böylelikle senin yerini garantiledik. Şimdi senin yerini garantiledik derken, şimdi kaptan hemen yanımda, bu genel iskeletle yola devam edeceğinin altına özellikle bakıyorum. Bu iskeletle bal ilgili devam edeceğiz. Eğer helalleşme dediği, bazı futbolcular bu yükün altına giremeyecek olanlar olabilir. Veya da ben
ayrılmak istiyorum diyenler olacaktır. İstersen parti içerisinde bir şey açayım. Helalleşmek derken şöyle. Ben kul hakkını özellikle düşünen bir insanım. Bir topçu ne için bu kulüpte oynuyor? Ne için emek veriyor? Sonuçta bir kulübün ismine, başkanına, hocasına, kaptanına bunlara vermiş olduğu bir sözler var. Belli bir para karşılığı da olsa ama almış olduğu para... Ya. Bir dakika. Hemen defteri açıyorum da. Evet. Şimdi bu final maçında 1.000 lira falan herhalde. Evet. Onun gibi bir rakamlar söyleyeyim. 1.000 lira. 1.000 lira. Şimdi ona baktım. Şimdi final maçında 1.000 lira çok komik bir rakam. Yanlış anlama. Evet. Senin gibi böyle benim gözümde sen ve baktığında bir başka. Yani binerle kaç kişi futbolcumuz var? Hemen Ahmet abiciğim. 24. Şöyle özetleyelim. Ne düşünüyorsun şampiyonluk primini? Şöyle söyleyeyim. Allah'ın aşkına. 1.000 lira derken şunu söyleyeyim. 1.000 lirayı kaldırdım, unuttum onu. Evet. Şu anda ne düşünüyorsun şampiyonluk primi olan? Bana şunu net olarak söyle. Şimdi biz bir kere şunu söyleyelim hocam. Şampiyonluk primi. Evet. Helalleşme derken biz şunu kastediyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde bir araya gelip bizzat futbolcularla hepsinden tek tek helalleşerek. Kafanda nedir? Onu artık bu basın yolunda bir şekilde değil. Benim kafamda anca karanca tabii ki bir şeyler düşünüyoruz ama o da artık aramızda kalsın. Hocamız da biz onları görüştük. Çift rakamlı mı, tek rakamlı mı? Hocam o kadar mı? Çift mi, tek mi? Bak çift mi, tek mi? Vallahi çift mi? Tek olur herhalde, tek. Tekin sonu mu? Tek. Tekin sonu mu? Yani sahanın sonu. Yani çiftten bir basamak aşağı mı? Çiftten bir basamak aşağı. Onu sen çift yaparsın. Şifreli konuşmayalım. Biz süper şu sözü verdik. Çift rakamlı diye tevafet ettim. Evet, çocuklara şunu söyledim. Bir playoff başlarında aslında maç başı Orospu Spor'un topçuları baş başından beri 150'şer lira karşılığında bu kulübe geldiler. Yok yok, ben aldım. Ne yaptık? 150 değil. 250-300 verdik. Yok, ama playofflarda... Kur'an'cığım, ben bu mesajı aldım. Evet. Çift rakamını da kafama yazdım. Evet. Senin bu çocuklar için önemli bir şey değil. Evet, aynen. Ve tebrik ediyorum ve güle güle harcanın. Bu sizin tabii ki kesinlikle onların emeğin karşılığı. Gibi helal, evet, emeğin karşılığı. Çok emek sarf ettiniz. Aynen. Aslında sizin gibi olan bu bal ligindeki çok takımlar ciddi paralar harcıyor. Yani belki bu parayı küçümseyebilirler şu andaki planları. Ama buna ulaşamayan bizim gibi takımlar, futbolcular var. Böyle de var. Hayatta bunlar da var yani. Bence de doğru bulmak lazım. Bir başka bir şey soracağım da. Biraz önce hocama dönmüştüm. Garanti dediğiniz dediğinde futbolculardan mutlaka gidenler olacaktır ama gönül beraber çalışmaktan yana. Ne düşünüyorsunuz hocam? Biz sezon başında da aynı şeyi söyledik. Ben futbolcularım da aynı şeyi söyledim. Bizimle çalışmak istemeyene biz kal demeyiz. Evet, doğru da olmaz. Ama gitmek istemeyene de git demeyiz. O da güzel bir şey. Biz bu başarıyı 20 kişiyle sonlandırdık. Konuşmaların başında 3-4 arkadaşım daha vardı. Evet. Onlara da teşekkür ettim. Fakat benim de prensiplerim var. Futbolcuların da prensipleri var. Başkanımızın da prensipleri var. Bizi düşünmeyeni biz de düşünmüyoruz. Eyvallah. Ama benim için mücadelenin içine yüreğini, beynini, bedenini atabilecek her futbolcumla çalışır. Oradan da mesajı aldık. Evet. Yani bundan kendine hisse çıkaran oyuncularımız da olacak. Ben kimseye buradan bir şey söylemiyorum. Ben genel anlamda bu yani, genel futbolun teorisi anlamında. Ben de başkanım çok güzel bir şey söyledi. Hocam istemezse. Onu bir tabii başka, yani, ama ben de şunu söylüyorum. Biz başkanımla 3. sezonumuzu çalışıyoruz. Aynı dili konuşuyoruz. Hiç üzmedik birbirimizi. Zaten üzme evet. Yani biz dili. Bu sene evet. Hiçbir zaman için hedefimizden şaşmadık. Ne olursa olsun. Ama şunu da söyleyebilirim. Biraz önce dediniz ya. 50 yıllık bir Emin abi. Ellerinden öpüyorum Emin abi. Ama ben tahmin ediyorum Allah uzun ömürler verirse inşallah. 50 yıllıkta Osman Yıldırım geliyor. Gelsin canım. Osman'a ihtiyaç var. Evet. Var ya. Osman'a ihtiyaç var. Osman'ın hangi süreçten geldiğini de çok iyi bildiğim ben için. Ben de biliyorum. Osman'a ihtiyaç var. Ben de biliyorum. Şimdi
aslında programın ara kesitlerinde bu desteklerden söz ettik. Hatırlarsanız daha önceki programda Yunus Emre Belediyesi ile ilgili mi? Yunus Emre Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi mi vardı burada? Yunus Emre. Ha, Metin abinin programında vardı o, Metin Hoca'nın. Yunus Emre Belediyesi, çünkü bu orospu Yunus Emre Belediyesi'nin. Evet. Ülkesinde. Yunus Emre Belediyesi'nin mutlaka bu takım için bir şey yapması lazım. Yani Sayın Doçent Doktor Mehmet Çerse'nin ve hatta Belediye Başkan Yardımcısı Kılıçkaya'nın, Kılıçkaya daha da ilgileniyor bu konularda. Ama orkestranın en başına tepede Sayın Çerçi bulunuyor. Çerçi'nin bu takıma destek mutlaka vermesi lazım. Ulaşım desteği mutlaka verirler. Onunla ilgili problem yok. Ama deplasman giderleri var. Ona göre onda kalınma var, bilmem ne var. Büyükşehir'in de ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü neden? Cengiz Ergün'ün de futbola karşı bu tür, mesela kendileri de aynı yerden geldiler. Ve mutlaka oradaki, sonuçta oradaki her galibiyet, her pırıltı Manisa'nın adı olacak. Reklam olacak. Ve reklamın ötesinde kendi geldiği yeri unutmadık anlamında da olacak. Evet. Çünkü oradan çıktı geldi Belediyespor. Ve ona da ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Onda ulaşımlarımızda Cenk zaten Bey'e, ben, evet. Cengiz Bey'e teşekkür ediyorum. Cenk zaten genç bir şey. O da artık profesyonel oldu. Aynen. Üçüncü lige gitti. Ve orada da kendine göre daha büyük bütçeler yapacaklardır. Kendileri harcadıkları bütçenin çok çok altında bir destekle bu kulüp kendi benliğiyle onların ulaştığı hedefe ulaşacaklardır. Bu sadece ekonomik olmayabilir ama manevi. Oyuncu... Oyuncu yani da verebilir. Mesela Belediyespor'da oyuncular var. Evet. Onlara der ki biz bunu şey yapacağız, gidin biz aynı ligde oynayın. Maç tecrübesi yaparlar. Maç tecrübesi yaparlar. Hatta Belediyespor'un altyapısından gelebilir. Bakın ben Belediyespor'un U19 takımıyla bize antrene veriyordu çocuklar. Belki şampiyonlukta Çınar Hocama çok büyük teşekkür ediyorum buradan. U19 takımı birine bir tokat attı bir antrenman maçında. Öyle mi? Belki o maç sayesinde bu kadar da iyi gittik. Değil mi çocuklar? Tamam. Kendinize geldin. Evet, yani ayaklarımız bir ara oturmadı. Yeni tokat duracak ama erken vurmuş. Evet, o yüzden o bugün özellikle gene Belediyespor'un yaptığı şenlikler vardı. Okul takımından 2004 grubunu da oraya gittim. Yani hala biz bırakmadık. Ama diğer takımlar için de siz bir ışıksınız. Size de gelmek isteyenler olacak. Şu anda o düzeye geldik Ahmet abi. Yani düne kadar benim ilk geldiğim sene Süper Amatör'de ilk sezonumuzda beraber çalıştık. Çok zorluk çektik. Yani futbolcuyla konuşuyorsun, bakın burada bir akademi var, spor akademisi. Bizim okuduğumuz zenginlik. Biz Metin'le beraber Manisa Spor'da oynarken 11 tane beden eğitimi ve spor bölümünde okuyan öğrenciydik biz Manisa Spor'da. Evet. İsimlere bakın. Tahir Karapınar, Reha Erginer, Metin Gönül. Yani bu takımın içinde 11 tane öncel vardı kalecimiz. Siz biliyorum, daha iyi biliyorsunuz. Önceli biliyorum. Bizim 19-20 yaşında kalecimiz biliyorum, daha iyi biliyorum. Biliyorum. O takım Halitler vardı. Sabık Halit'imiz var. 11 tane. Ben ilk geldiğim sene işte Süper Amatör'e çıktık. Akademide gidiyorum çocuk. Horoz koyayım ama amcam. Şimdi demiyorlar. Bağ ligine çıktık. Değişti veya geçen seneden, bir önceki seneden akademiye gelen çocuklar, İstanbul'dan 3 tane çocuğumuz geldi. Manisa'nın adını bilmeden Orozköy Spor'un adını biliyordu. Şeyde Belediye Spor'a baktığımda, geçen senede onu konuşuyorum. Belediye Spor'da çoğu, hemen hemen %90'ı üniversite mezunuydu Belediye Spor. Evet. Yani bir şey vardı, elit bir takım modeli vardı. Ne yapmak istediğini bilenler vardı. Tabii kaptan gibi doğaçlama, alaylı. İşin tebeğinden alaylı gelenler vardı. Onlarla onlar aynı örtüşüyorlar tepede. Yani değer açısından örtüşüyorlar. Ama mutlaka kaliteyi de yükseltmek lazım. Aynen. Ve oraya da, o şey bölgeye de okuma şevkini de aşılamak lazım. Çok önemli bir şey. Yani sadece futbol oynayacağım deyip gitmemek lazım. Ya ben hem okulumu okuyacağım,
hem futbol oynayacağım. İkisini bir arada götürebilmek... Aynı şeye geldik Ahmet abi. Aynı şeye geliyoruz ben zaten. Ben o yüzden kendimi çok şanslı buluyorum. Ben hem alaylıyım hem mektepliyim. İşte ya. Yani. Belki sporcularım, belki her zaman söylerim Fadıl, Tuncay, işte Cihan, Aykut, Berat. Bu arada Berat da yanımızda. Öğrenci, sporcu psikolojilerini gördük. Belki sorduğumda yeri geldiğinde Fadıl benim gibi bir hocayla çalıştın mı daha önce? Hayır. Bazen onlara o kadar çok yumuşak geliyorum. Bazen onlara o kadar sert gidiyorum. Evet. Çünkü nerede sporcu, ben de sporcuydum. Metin Hoca gözüme baktığında ben ne demek istediğini anlıyordum. Veya Aydoğan Hoca gözüme baktığında, Hayri Zob'un gözüme baktığında, hele Atilla Özcan Hocam benim futbolda çok Atilla Hoca hiç gülmezdi ya. Benim futbolumda Allah çok Allah. Büyük kariyer sahibi olmama sebeplerden bir tanesi. Akisar Spor'un da Akisar Spor olması. Evet. Müthiş bir adam. Evet. Hayatım boyunca belki babamdan korktuğum kadar, yani Atilla Özcan'dan korktuğum kadar babamdan korkmamışım. Öyledir ya. İmam Hatip'e gidenler imamdan korkarlar. Ne bileyim antrenörler böyle cinsinden korkarlar ben, falan filan yani. İnanıyorum. Her yerin bir eğitmeni var. Aynen. Şuna inanıyorum. Futbolcularımı psikolojik anlamda benim kadar iyi yaklaşabilen bir antrenör de görmedim. Kaptanımız öyle burada. Sonuç ortada. Kaptanımız burada. Onlarla ağladım. Hayatımın en güzel duygusunu bana yaşattılar. Pardon nedir ya? Bir unutamadığım bir anı var mı? Hocam kaptan size de soracağım onu da. Evet. Unutamadığım bir şey var mı? Bu maçlarla ilgili. Genel. Var kaptanla ilgili bir anımızı anlatalım. Anladım. Yani bunu seyirciler, izleyiciler... Anlamıyorlar ama bana canlandı benim hemen. Bir şey yaşadı. Bizim kolumuz çok kırıldı Ahmet abi. Ama hiç belli etmedik. Yerin içinde kaldı. İkisi de burada. Berat da burada. İstasyon maçı oynuyoruz. Çok almamız gereken maç. Turgutlu İstasyon. Giriyoruz olmuyor. Evet. Direkten dönüyor. Kaleciden dönüyor. Dakika oldu 70. Dedik Berat git. Isıt. 80. Seyirciler kimi alacağımı merak ediyor oyundan. Gol atmam lazım. Hemen bir sistem değişikliği yaptım. 3-5-2'li bir sisteme dönmek istedim. Onu yarattım. Kaptan oyundan aldı. Şaşırmışlar. Kaptan şaşırdı. Tribün şaşırdı. Arkamdan mırıltılar başladı. Geminin kaptanını alıyorsun. Kaptan çıkardım. Hocam neden ben dedi. O soruyor. Evet. Çünkü bizim aramızda antrenörün yanında birbirimize paylaşımlarımız da var. Ne düşündün hocam dedim. Ha pardon özür dilerim. Evet. Ne düşündün hocam neden ben? 3-5-2'ye dönüyoruz Rıdvan dedim. Ben de oynardım dedi. Berat daha süratli dedi. Tamam hocam dedi. Ve 80. dakikada Berat girdi. 82. dakikada gol attı. Hem attı hem oyun şekli değişti. Evet. Yine aynı şey. Ama özgürlüğünden kaynaklanıyor. Soruyor. Gidiyor. Evet. Ya çünkü bitti. O an yani kazanmak adına. O da istiyor. Geçim için diyor yani bir şeyler yapmak istiyor. Ben de yapayım amacında. Yani art niyetli falan değiliz. En son hangi maçta gene bir Berat'ı attık oyuna. Gene 0-0. Yani Salih Belediye maçında. O değişiklik var ya ben bugüne kadar hatırlamıyorum bir kaptanın oyundan alınıp da. Gene aldık yaptım. Bu hafta gene aldık. Ben hiç hatırlamıyorum. Görmedim Süper Lig'de. Mesela bu hafta dediniz ya biraz önce çok abi. İyi irdeliyorsun benim için yani. Hı-hı. Nasıl oldu? Salih Belediye'yi çok iyi biliyorum. Kaptanım bugüne kadar 24 maç sol bek oynadı. Fakat Salih Belediye maçını sol önde oynattım. Sol açık oynattım. Hı-hı. Ama futbolcularımız işte bunlar da bazen bizi üzüyorlar. Aman işte ben oynamadım. İşte niye 11'de ben yokum? Bunları çıktı ortaya. Fakat ben Salih Belediye Spor'un, Santrfor'un çok iyi irdeledim. Çok iyi bir hava hakimiyeti var. Ne yaptık? Tolga'mız var hava hakimiyeti iyi olan. Kardeşi stoper oynuyordu. Kardeşinin dirilik bakımından daha hızlı sürat olur. Kardeşini sol bek aldık. Stoperi sol bek aldık. Kaptanı öne çıkardık. Tolga'yı hava hakimiyeti ve onları santrforunu kilitledik. Olay nereye geldi? Taktiksele geldi. Evet. Berat'ı gene bir... Berat yani benim gördüğüm belki 1-3-5 yapan araba gibi. Yani 2-4 yok. Biraz daha gol vuruşları olsa bu liglerden daha iyi yerlerde oynar. Berat. Evet gördüm. Berat burada duruyor. Kimse görmüyor. Biz görüyoruz. Evet. Kaptan Rıdvan sen nedir? Onun dışında bir hatırladığın anı. Benim unutamadığım bir anı var. Çok güzel, komik. Bu son maçta
Son maçta. Şampiyonluk maçında. Evet, bunu ya çok unutamadığım çok anım var da özellikle bunu söylemek istiyorum başkanla alakalı. Salih'in maçını söyle. Evet, Salih maçında 80. dakikada oyundan çıktım yine ben. Yedek kulübesindeyim. Saniyeleri sayıyoruz artık bitmek üzere. Yani kulübeden çıktık. Hakem düdüğü ağzına götürdü. Çaldı, sahaya girdim. Baktım başkan benden önce girdi sahaya. Başkanım ateşli. Tribündeydin. Ne zaman geldin buraya? Ha, benden önce girdi sahaya. Yani o unutamadığım güzel girdi, bir anıydı. Ben de merak ediyorum şimdi. Yani çünkü neden? O sahaya girebilmek için ilk kural ihlali yapmış olman lazım. Öyle bir şey mi yaptın? Yok yok. Sadece yani son saniyelerde artık biteceğini hissettiğim için yukarıda şeref tribünden aşağı indim ve aşağı indim gibi zaten hakemin de bitirdiğini duyunca ben sahaya yani o, koşuşu, o sevince o, ortak o olmak sevince, üzere. O mutlu... Sen maçı bıraktın oraya mı bakıyorsun? Evet. Oyun dışındaydı zaten. Oyun dışındaydı. Hoca almıştı oyundan. Ben oyundan çıkmıştım yine son maçta. Ben ondan önce sahaya girmiş bulundum. Tabii yani bu nedir? Bu bizim yani birliğimizin, beraberliğimizin yani bir parçası olduğunu, şampiyonluğun bir parçası olduğunu, o güzelliğin bir ne kadar iyi bir atmosfer olduğu, o anda işte kendimizi hepimiz bir anda sahada gördük. Antrenmanlarda hatta, geliyor sanki benle beraber antrenman yaptırıyor takıma. Bu kadar istekli, bu kadar arzulu. Evet, başkanım senin bir anın var mı bunların dışında? Ya benim anım, ben 2010 yılından beri her gün bir an benim için. Tek kelimeyle. Yani biz burada şunu söyleyeyim. Hiç kötü günler gördük mü? Açıkçası çok günler gördük ama 5 yıldır bütün hepsinin üzerine süngerler çıktık. Hep iyi baktık. Hep iyi niyetli olmaya çalıştık. Hep böyle iyi anlarımızı öne sürmeye çalıştık. Topluma, camiye, Horozköy'e, halkımıza. Ya kızdığın güzel zaman olmadı mı bunlar? Tabii ki kızdığım zamanlar kızdın? Oldu. Neden kızdığını söyle Allah aşkına. Neden kızıyorduk? Hiç şöyle bir tane kızdığın bir şey vardır mutlaka ya. İlla ki kızdığım noktalar vardı. Noktalar öyle, diyorsun çok yani. Evet, noktalar, birkaç tane noktalar abi, vardı. Çok para istiyorduk. Yani onları burada canlı vermesem. Çok para istiyorduk. Yani. İlla ki olmuştur hocam ama tabii hep iyi yanlarım olacağım. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ben 2010 yılından beri bu kulüpte kulüp başkanlığı yapıyorum. Gerçekten hiç pişman değilim. Çünkü ben artık o günden beri Horozköy Spor'la beraber yatıp onunla beraber kalkıyorum. Nerede bakarsak, hangi toplumda, hangi camiaya gidersek futbolu öne çıkarmaya çalışıyoruz. İyi şeyler öne çıkarışıyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı öne çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi şunu da belirtmek istiyorum. Biz aslında Horozköy Spor Kulübü olarak şu bakış açılarına sahip bir insanız. Oradaki futbola aç olan gençlerimizi, kenar semtteki olan çocuklarımızı eğer futbola alıştırırsak, kötü alışıklarını kurtarırsak, ne bileyim kanalda yüzmekten, ne bileyim affedersin gidip bali çekeceğine, gidip yutursuz yapacağına, gelip bu futbola, altyapıya, gençlerimize, takıma kazandırırsak. Okuyarak gelsinler. Tabii ki okuyarak gelsinler. Okul aynı zamanda antrenman. Eğitimini yarım bırakıp tabii da başka bir yere istisnalar var. Şöyle söyleyeyim mi? Ben kendim yani lise okudum. Liseden sonra devam etmedim tabii. Ama en az lise okumalı. Futbol oynayan, tabii. Futbol oynayan yeğenlerim var mesela. Hı-hı. Ama hepsine bunu söylüyorum yani. İkisini aynı anda bitirdi mi? Evet. Çok ikisini iyi. Aynı anda götürün diyorum. Ben kendim ikisini aynı anda götürseydim belki daha başarılı olacaktım. Yani bunu söylüyorum yani yapın diyorum. Çok iyi. İyi bir örnek. Tabii ki yani eğitim ayrı bir olay. Kesinlikle eğitim. Öyle. Ki zaten değinmem gereken bir şey de var. Biz 4-5 yıldır aslında ilgilendiğim bir konunun bir tarafı da şu. Horozköy Spor'a, Horozköy'e, Horozköy Camiası'na sosyal bir tesis kazandırmak. Ve gerekli girişimlerimizi biz daha önce yapmıştık. Sayın Valimiz Celalettin Güvenç Bey zamanında. Tabii o gittikten sonra 3-4 valiler değişti. Ve bugün tarih itibariyle şu anda Yunus Emre ilçemizin belediye başkanı Mehmet Bey sağ olsun seçimlerden önce bir söz vermişti. Sözlerini yerine getirmek üzere geçen hafta çağırdı bizleri. Biz dedi Horozköy Spor Kulübü'ne, Horozköy Camiası'na, Horozköy'e dedi eski pazar yeri olan Horozköy'ün eski pazar yeri olan yere yaklaşık 23.000 metrekare alana sosyal bir tesis. Yıktılar oraları. Evet, yıktılar yıkılıyor. Kamulaştırma alanı devam edildi. Yaklaşık 23.000 metrekare bir alan. Sosyal bir tesis. 3-5 bin taraflı bir saha.
Bunun yanında kulüp binası, bunun yanında işte kafeterası lokali olmak üzere ve Horoskoy Spor Kulübü'ne kalıcı gelir olmak üzere sizlere bunu yapacağız dediler. Nerede? İşte bu 25 metrekareli alan. Çok büyük bir alan burası. 25 bin metrekare. Sağ olabilmesi ağaçları kesmeleri lazım. Ağaçların sağında da var. Ağaçlarını biliyorum. Evet. Ha, bu tarafı kafeterya olan kullanabiliriz. Evet. Açık kalır. Ağaçlık olan bölgenin tamamını kafeterya. Lojmanları yıktılar. Evet. O lojmanlar yıkıldı. Tamam. O evler yıkıldı. O bölge yapılabilir. Hmm. Hiçbir sıkıntı yok. İnşallah. Ve şunu söylüyorum. Aynı zamanda evet, aynı zamanda Gençlik Spor Müdürümüz Sayın Savaş Duman'da gerekli olan girişimlerde bulundu. Ben dedi bizzat dedi Sayın Belediye Başkanımıza da görüşmeler yapacağım dedi. Biz de dedi oraya bir katkıda sunmak istiyoruz. Hatta altyapı ödeme çalışmalarını yapacağız dedi. Şimdi bakın orada derken Muradiye'de onlar bir çok amaçlı bir spor yaptılar. Evet, evet. Hemen onun yanında futbol sahası yapacaklar. İşte sizin sahanız orası. Şimdi siz sahanız orası. Bizim böyle uzak değil. Yok gayet iyi artık. Ahmet Bey şöyle şunu olabilir. Şöyle çok beğenebiliriz. Bakın burası 25 bin metrekare bir alan. Çok büyük bir alan. Burada sosyal tesis yapma imkanı var mı? Var. Burada 30-40 yıldır bu tesis burada yapılmamış mı? Yapılamamış. Biz 4-5 yıldır geldiğimiz günden beri Horozköy'e bu camiye bunu kazanmak istiyoruz. Ben belki her sene 100-200-300-400 bin lira para harcadım ama inanın Allah'a geçen sene şunu söyledim. Bana bir yer gösterin. Ben de aczane elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışayım orada. Kepçelerimi, gelelerimi sokayım, bir şeyler yapayım orada. Şimdi bu yeri bulduk. Hı hı. Bu yeri tahsis etmek üzere belediye başkanımıza bildirdik. Sağ olsun onlar kamulaştırma yaptılar. Ve çok hızlı bir şekilde birkaç yeri yıktılar. Ve Sayın Spordan sorumlu kardeşimiz, dostumuz Arif Alkan'a teşekkür ediyorum buradan. Onun da burada emekleri var. Aynı zamanda başkan yardımcımız Kılıç Bey, o da bizzat bu konuda şu anda ilgi ve alakadar oluyor. Horozköy halkı şundan emin olsun. Buraya 6-7 ay içerisinde, 1 yıl içerisinde sosyal bir tezlik andırıyoruz. Bu kulübe, bu insanlara, bu camiye, buraya bir tezlik andırıyoruz. Zaten bizim de en büyük isteğimiz bu. Benim Horozköy Spor'da başkanlık yapmamın sebeplerinin bir tanesi bu. Gençlerimize yaz okulları açalım istiyoruz. Açamıyoruz. Aklım var o şekilde. Neden olmasın? Binlerce çocuklarımız var şu an orada. Var. Evet. Biz şu anda bu sene sadece 25 bin lira elektrik, su ve ulaşım parası verdim ben Ertuğrul Direk Spor sahasına. Neden bu paralar gitsin oraya? Biz kendi sahamızda, kendi yerimizde oynamak istiyoruz. Onun için yani onlar mutlaka olmalı ve olmak zorunda. Hatta geç kaldım. Geç kaldığı için söylüyorum. Hatta birçok şeyleri bu bağcılık araştırmanın olduğu yeri orayı kaldırıp oraları futbol sahaları ve liseler yapalım, kampüsler yapalım dedik. Tabii bizim Manisalı bürokratlarımız ve iktidar milletvekillerimiz çok beceriksiz. Beceriksiz olduklarını her seferinde söylüyorum Osman Beyciğim. Evet. Hiç kafanı yorma. Burada açık seçik yamalı bohçe bir stadımız var. Neresinden yamasak altı süzgeç gibi akıyor. Yani çok beceriksizler. Allah'tan biraz başarılı bürokratların kısmı var da ondan biraz evet, ama onlar da yetersiz. Evet, gitmiyorsunuz, kalıyorsunuz. Biz hemen aşağı yukarı 2 saat aşkın konuştuk. Gerçekten güzel bir konuşma oldu. Hemen PTT Ligi'ne ve Süper Lig'e döneceğiz. Sizlerle de konuşacağız bu konuyu. Sevgili izleyenler, gerçekten 2 saate yakın şeyi konuştuk, şampiyonu konuştuk işte. Bal Ligi'ne gidecek olan şampiyonu konuştuk. Yollara açık olsun. Gerçekten zor başardılar. Diyecek başka bir şey yok. Biz Manisa Spor'a geldiğimizde, Manisa Spor bildiğimiz Manisa Spor. Yani bir hafta gol bölgelerinde beceriksiz olan bir takımımız. Ve kendi sahamızda sürekli yenilen bir takım. Bir türlü öne geçemeyen ve gol atamayan bir takım. Ve şu anda da bugün itibariyle bu lig tamamlansa düşen bir takım. Ama bu hafta yani Perşembe günü Adana Demirspor'la oynayacak. Zorlu bir maç. Gerçekten zorlu bir maç. Şansı da öyle. Samsun bizimle birlikte playoff'a hayat buldu. Yani yeniden bir hatalı bir gol. Daha doğrusu
takım canlı başta ve oynadı. Subašić bir türlü beceremedi. Beceremeyince biz kendimiz becerdik. Yan toptan gelen bir serbest vuruş kaleci Umut'un ellerinden süzülüp içeri kadar girdi ve dediğim gibi program başında o Samsun Stadyumu'na biz 3 puanı gömdük ve geldik. Yaramızı saracağız. Sarmak zorundayız. Yaralı belki çıkacağız. Bu ligden ikinci çıkan takım olacak Adana Demirspor. Zor bir maç dediğim gibi. Bakalım ne olacak? Taner Hoca nasıl bir Perşembe günü sahaya takım sürecek? Onu hep birlikte Perşembe günü göreceğiz. Ben de izleyeceğim o maçı. Gerçekten zor bir maç. Puanımız da belli. Bizim daha Buca ile maçımız var. Daha Denizli ile maçımız var. Bugün Denizli Şanlıurfa'da 2-0 mağlup. Karşıyaka kendi evinde Giresun'a mağlup. Ve oynanan diğer maçta ne yazık ki playo hesapları yapan Albino Antalya maçındaki aldığı kötü sonuçtan sonra toparlanamadı. O da Elazığspor'a mağlup. Çok ilginç. Yani Elazığspor düşmekte olan bir takımdı. Kurtardı paçasını, toparladı. Ve ilk 6'yı oynayan bir Albino'yu 2-0'la geçmeyi başarmış. Gaziantep Büyükşehir Belediye Buca. Buca bizim kendi rakibimiz. O deplasmana gidecek. Yarın oynayacak. Saatler 17'yi gösterdiğinde. Yine aynı saatlerde 17'yi gösterdiğinde Antalya Spor Bolu'yla oynayacak kendi evinde. Ve saatler 19'u gösterdiğinde yarın Kayseri yani lider Adana Spor'a konuk olacak. Adana'ya gidecek. Akdeniz bölgesine. Ve Samsun bizim mağlup olduğumuz, son andaki mağlup olduğumuz Samsun Spor'da Osmanlı kulübünü ağırlayacak. Ve haftanın son maçı gece pazar günü 19'da Manisa Spor Adana Demirspor oynayacak. Yani baktığımızda böyle bir perşembe fikstürünü göreceğiz. Hemen pazar gününü hiç ara vermeden pazar günü lig devam edecek. Hemen 2 Mayıs'ta Giresun Spor Şanlıurfa'yı ağırlayacak. Ve Albino Karşıyaka'yı ağırlayacak. Her iki takım da yaralı durumda. Her ikisi de kötü. Kayseri Spor, evet bu önemli bir maç zirve açısından. Antalya Spor'u ağırlayacak Kayseri Spor. Kayseri hemen hemen işini garantilemek istiyor. Bolu Spor Elazığ, Bolu'da bir düşüş var. Elazığ'ı ağırlayacak. Deniz Spor'un kolay maçı gibi görünüyor. Ordu Spor'la, çünkü Ordu Spor bu ligin tamamen avaraş takımı konumuna geldi. Bu bir fırsat Denizli Spor için ama bakalım ne olacak diye düşünüyorum. Osmanlı Spor, Adana Spor kendi evinde ağırlayacak. Ve Altın Ordu ısrarla, inatla Altın Ordu ilk 6'ya girme hesaplarını da yapıyor. Bugün de galip. O maçı da alırsa belki Gaziantep Büyükşehir Belediye ile oynayacak o da. Adana Demirspor Samsun'la oynayacak. Ve haftanın son maçı Dana'nın kuyruğunun koptuğu maç. Yani iki önemli maç oynayacak Manisa Spor. Perşembe günü liderin hemen arkasındaki Adana Demirspor'da oynayacak. Evet, hesap kesme günü de haftanın son maçı Buca deplasmanına gelecek Manisa Spor. Bakalım kim kimin göbeğini kesecek, kim kimi hançerleyecek. Levent Eriş eski tanıdığı takımı, bildiği takımı yenebilecek mi? Taner Taşkın Levent Eriş'e karşı güç gösterisinde bulunup takımını kurtarabilecek mi? İki teknik adamın takımlarını ligde bırakma hesabı, düellosu. Bana göre haftanın en önemli maçı Buca Spor'la Manisa Spor arasında olacak. Evet, bu kısa değerlendirmeyi yaptıktan sonra aslında bir de kalecimiz Samsun'daki son altta bir sosyal medya mesajı vardı ki bu mağlubiyetin sorumlusu benim. Hayatım boyunca da bunu unutmayacağım. Futbolcu arkadaşlarımdan ve tüm Manisalılardan özür diliyorum dedi. Bakalım o özrü Adana Spor, Demirspor veya Buca maçında kalede dimdik duruşuyla gösterebilecek mi?
asıl sorumluluk bundan sonra başlıyor Umut'un. Ben Umut'a güveniyorum. Umut iyi bir kaleci. Talihsizlikleri olabilir. Ben de talihsizlik yaşadım. Bir maçta 10 gol yedim. Keşke yemeseydim diyordum. Demek ki yenmesi gerekiyormuş. Evet Necat Hoca, Manisaspor'u çok iyi tanıyorsun. Hoca başkana dönmeyeceğim, sana dönüyorum. Ne olur? Ben bu takımın düşeceğine inanmıyorum. Taner Hocama çok güveniyorum. Yalnız biz biraz Manisaspor'umuza vefasızlık yaptık taraftarlar olarak. Yalnız bırakmamalıyız. Biz uzun zamandır kendi işimizden dolayı bir de öyle bir denk geldi. Biz içerideyiz, Manisaspor dışarıda. Biz dışarıdayız, Manisaspor içeride. Pek izleme fırsatım olmadı ama son Samsun maçında gerçekten takımımız iyi oynadı. Beğendim oyun anlayışını. Ben beğendim. Ben takımımızı beğendim. Mücadelesi. Mücadelesi, oyun anlayışı, istemesi çok iyiydi. Isırdı. Ta ki 74. dakikaya da evet, pozisyonlar yakaladık, girdik. İstedik yani maçı Subat ama. Subat işte pek becerikli olamadı. İstedik konuda. Ama istedik. Takım olarak bence. Samsun da korkmuştu. Aynen ben dışarıdan Manisaspor'un puanını bilmeyen bir izleyici olarak o maçı izlesem. Ya bu takım herhalde ilk 4'te ilk 5'te diye düşünürüm. Ama bu takıma biz destek çıkmamız lazım. Ben de artık Perşembe günden itibaren Manisaspor'un formalarımızı giyip nasıl Belediyespor'un 3. lige çıktığını gümbür gümbür kutladıysak, sevindiysek bu takım içinde formalarımızı giyip o stadı doldurmamız gerekiyor. İnanın bir güç. Seyirci. Taner Hoca aynı şeye dem vuruyordu. Yani taraftarın yani bu 500 binlik bir şehirde 500 bin ben evet. Ona bakıyorum 500 bin şehirde yani 5 bin taraftar çok ayıp. Bu stat 17.500 kişilik bir stat. O stadı Süper Lig'de de dolduramadı Manisaspor. Çok çok mutlaka. Acıdır ki. Sadece işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maçı, Trabzon'da da değil. 3 maçta doldurduğunu hatırlıyorum. Ben üzülüyorum açıkçası evet. Söylemek gerekirse. Yani buradaki politikacılara biz stat istiyoruz diyebilmek adına öncelikle o stadı doldurmak evet, lazım. O rakamları siyasetçilere üzerine çarparcasına kanıtlamak lazım. Onun için bence bu stadın şurada kaldı 1, 2, 3, 4, 5 maç kaldı. Perşembe oynadıktan sonra pazardan sonra 3 maç kalacak. Yani 3.90 dakika kalacak. Bence şu 5 maç sahip çıkmamız lazım. Sahip çıkılması lazım ki evinde oynayacağız Adana Demirspor'la. Sonra gideceğiz İzmir yakın yer. Bütün herkesin İzmir'e akıyor olması lazım. Ki o da haftanın son maçı 20-30. Hava da güzel. Evet. Yani o gün herhalde ilgili Manisa Seyahat firması da maçın sonundan sonra süreci arttırır. Yani der ki 11'de son araba değil de 1'de der. Diyebilir. Bu kolay. Bunu çözebiliriz. Evet. Önemli olan oraya gidebilmek. Yani o Buca stadında yerimizi alıp takımımıza gerekli olan desteği verebilmek. Yoksa arabaları ben telefon ederim. Manisa Seyahat Üretim Kurulu gelir. Mutlaka. 1'e kadar tutar. Hatta gerekirse oradan dolaşır, oradan da alabilir. Bu risk aslında ama yapabilir. İşte ben bunu size soruş nedeni bir teknik adam olarak mı sordum. Bir de futbol oynamıştınız. Onun için sordum. Yani soruş nedenim buydu. Ben Manisaspor'un formasını onurla taşıdım. Her zaman da söylerim ben Manisaspor'un Necat'ım. Evet öyle de bildik. Öyleyim. Necat. Necat. Ben evet. Manisaspor'u Necat olarak aynen öyle bıraktık. Ama şu anda hepimizin Manisaspor'lu olması lazım. Yani bunun çeşitli boyutları var. Sen de biliyorsun Ahmet abi. Yani takıma küsme falan değil. Farklı boyutlarını da çekiyorlar. Ama biz bu şehrin takımıyız. Büyükşehir Belediye bu şehrin takımı. Artık Orozköy Spor'da bu şehrin takımı. Bu üç takıma sahip çıktığımız gibi Manisaspor'un arkasında durmamız lazım. Ben Taner Hocam'a güveniyorum. Umarım bu takım düşmeyecek. Ben futbolcularımıza güveniyorum. Çok genç, pırıl pırıl çocuklarımız var. Altınordu'ya da özel bir sempatim var. Özellikle izliyorum. 19 yaşında bir delikanlı çıkıyor oyundan. 17 yaşında bir delikanlı giriyor. İşte o karşı takıma korku veriyor.
Bu çok güzel bir olay. Evet. Bizim takımımızda da bu var. Ama biraz daha biz bunlara nasıl diyeyim, evet, tahammül edelim artık. Yani biz Ahmet abi yanıyoruz ya. Yani, artık su döksünler üzerimize. Dökecek yani olanlar da futbolcular. İşte ben her zaman şunu söylüyorum. Yani programların hep başında da. Ben teknik ekip ve futbolculara hep güvenmişimdir. Yani başından sonuna kadar güvenmişimdir. Sizlikle yönetimi bir türlü kafam basmadı. Başından beri de basmadı. Neden basmadığını hep söylüyorum. Yani burada 960 tane kongresi vardı. Hiç unutmuyorum. 960 tane kongresinden toplam 120 kişinin oyuyla yeni yönetim oluştu. Ve bu trajikomik bir şey. Yani 960 tane kongre üyesinin en az 500 tanesinin oraya gelmesi lazımdı. Ben kongre üyelerinin de çok ciddi vefası olduğunu düşünmüyorum. Yani o yönetim olmuşsa onların sayesinde. Eğer bugün yönetim içinden çıkılmaz bir boyutta hareket ediyorsa onların da sorumluluğu var. Yani kongrede 120 kişi gelip el kaldırıyorsa 120 kişiyi yadırgamıyorum. Onlar gelmişler. Evet, gelmeyenler. Gelmeyenlerin, evet, gelmeyenlerin verilecek mutlaka bir hesabı. Mutlaka olmalı diye düşünüyorum. Mutlaka. Çünkü eğer gelmiş olsalardı bu oraya, bu yönetim değil farklı bir yönetim çıkacaktı. Daha güçlü bir yönetim çıkacaktı. Belki de o kızışmada ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı öne sürdüğü yönetimi göreve talip olacaktı. Korkmayacaksınız. Eğer bir şeylerden korkarsanız korktuğunuz ligde başınıza gelir. Korkarak hiçbir şey yapamazsınız. Evet. Şimdi bakıyorum çimin zemini değişecek falan diyorlar. İşte biz konuştuk şeyden. İlgili gençlik spor gelen çeşitli yerlerle. Olacak diyor. Ben bildim bile olacak bu işler. Ama şu anda bizim işimiz o değil. Anladım. Bizim işimiz o değil. Yani bizim o anlatımlarla burayı savuşturamayız. Biz arkamızdan tutuşup yanıyoruz. Yani buraya köpük mü sıkılması lazım? Buz mu atılması lazım? Ne atılması lazımsa o yapılması lazım. Yani leşleri artık şu süreç değil. Futbolcularla teknik adamlar sizin yaptığınız gibi. Çıktığınız 6 maçlık periyoda çıktınız ya. Şu anda 5 maç var. 1, 2, 3, 4, 5. Artık oturacak futbolcular her maça kilitlenip çıkacaklar. Kilitlenip çıkacaklar. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bizler de Manisalı olarak bir şeyler yapmamız lazım. Destekleyeceğiz. Yapmamız burada şu anda türbinlerde manevi desteğe ihtiyaç var. Mutlaka. Artık para manevi başka bir şey. Aynen. Abi, ben onu belirtmek istiyorum. Ahmet abi biz burada bir maç oynadık hatırlıyorsam. Üçüncü ligdeydik galiba. Şampiyonluk maçlarından bir tanesi. Buca Spor'un çıktığı sene. Ertesi sene biz çıktık zaten. Biz burada bir Buca maçı oynadık. 2-0 yendik. Ve ben hayatım boyunca Manisa Kale'deki stadında... Kale'deki vardı, Ercan vardı. Hayır, Ali abi vardı. Ali abi bizim öğretmen Ali. Ali Kaymaz. Öğretmen Ali'yi evet, söylüyorsun, tamam. Ve ben o maçı hayatım boyunca unutmadığım maçlardan bir tanesidir. Ben o eski stadyumumuzu hatırlıyorum. Açık tribün full dolu. Kapalı full dolu, her yer full dolu. Özellikle evimde... Engelliler de önde oturuyordu. Ha. Evet, özellikle evimde o maçın fotoğrafı var. İkinci golü de atmak bana nasip olmuştu. Hmm. O pozisyonu hala da elimde saklarım, bir duvarda asarım. Bizim artık şu 5 maçta ister Manisa Spor'un yanında olalım, ister Taner Hoca'nın yanında olalım, ister yönetimin yanında olalım, ister severim ister sevmeyelim. Biz statlarda olmak zorundayız şu 5 hafta. Kesinlikle ya. Benim Salihli Belediye maçı benim için o kadar kolay geçti ki. Buradan sadece 300 tane başkanım araç kaldırdı. 300 seyirci bizi ateşledi. Koca Çeşme maçına biz seyirci götürmedik. Keşke götürseymişiz. Hı hı. İnanın yani Salihli Belediye maçında iki türbün yan yanaydı. O bizde cesaretlenme oldu. Bunda Manisa Sporlu kardeşlerimizin de cesaret kazanacağını. İnanın bazen özetleri izliyorum. Türbünü gösterdiği anda İnan başım önümeye geliyor. Evet. Yapmayalım. Gidelim. Şu 5 maçta takımımızın yanında olalım. Gidelim, gidelim. Lütfen. Kaptan kısaca sizden alalım. Bu Manisa Spor'un şu andaki konumuyla ilgili bir futbolcu gözüyle. Evet. Ya Manisa Spor bizim bir değerimiz. Yani gerçekten sahip çıkmamız lazım. Destek olmamız lazım.
Yani Manisa Spor'un kesinlikle düşmemesi lazım. Yani Manisa Spor'un Süper Lig'de olması çünkü gerekiyor. İdol o. Yani. Yani acaba Manisa Spor'un forma giyer miyiz? Pete dediği gibi. İdol. Evet. Bence de. Tabii ki. Yani Manisa Spor gerçekten şu an kötü bir durumda. Destek olmamız lazım. Dediğiniz gibi 5 maç kaldı. Yani biz destek olacağız ki futbolcular, yani biz kendimiz yaşıyoruz. Yani futbolcular olarak seyirciyi tribünde gördüğümüz zaman cesaretleniyoruz. Yani hocamın da dediği gibi Kocaeli maçına seyirci gelseydi biz o maçı kesinlikle kaybetmezdik. Yani bunu biz söyledik. Şimdi Manisa Sporlu futbolcular da bunu söylüyor. Yani seyirci gelirse biz daha iyi oynarız, daha iyi ateşleniriz diyorlardır. Yani evet. Biz de destek olacağız. Biz de gideceğiz maça inşallah. Yani ulaşabildiklerimize de maça gitmemiz gerektiğini söyleyeceğiz. İnşallah Manisa Spor düşmeyecek ve seneye şampiyonluğu oynayan bir kadro oluşturulacaklar inşallah. İnşallah diyordum. Burayı bir atlatalım. Şu cendereyi bir çıkalım. Evet. Başkan sen evet, olsaydın inşallah. Bu cendereden nasıl çıkardın? Evet. Şöyle özetleyelim. Nasıl bir planın olurdu ya? Şimdi başta şunu belirteyim. Bir kere hiç kimse bu konumda olmak istemez. Evet. Nereden nereye? Taner Hocam hangi hayallerle buralara geldi? Nelerle karşılaştı? Ateşten gömlek giydiğini ben evet, programa geldiğinde evet, söyledim ona. Evet, söylemiştiniz. Bizler de bunu an ve an şahit olduk, gördük. Zaten malum bir yerde şampiyon yapmış bir takımda ve yine ilk sıralarda ilk 4-5 maçta galibiyetlerini sürdürmüş bir takımdaydı. Derken burada bizim için bir değer aslında Taner Hoca. Başka birileri olsaydı şu anda bu takımın başında yoktu. Durmazdı. İstifasını verip gitmişti. Ama Taner Hoca... Çok yaşadık. Kemal Özcan evet. Sağ olsun. Samsun maçından sonra hadi güle güle dedi. Taner Hoca... Balıkesir'i bıraktı gitti. Evet. Taner Hoca onurlu, şerefli, haysiyetli bir şekilde çıktı. Evet. Ama iyi ama kötü. Ama başarılı ama başarısız bir şekilde şu ana kadar geldi. Başka birileri olsaydı inanıyorum ki şu anda o gitmişti. Ben şu kalbimin sesini dinleyerek söylüyorum. Manisa Spor kümede kalacak. Evet. Ben inanıyorum. Evet. İki galibiyete ihtiyaç var. Başka bir şey yok. İki galibiyet zaten. Birisi... İki galibiyete ihtiyaç var. Maçı. Evet. İki galibiyete ihtiyaç var. Ben Manisa Spor burada kalacak. Ona inancım tam. Taner Hocama inancım tam. Bu saatten sonra 3000, 5000 taraftarın oraya gelmesi de çok da şey... Değiştirmiyor bana göre. Açıkla ne söyleyeyim. Bundan sonra az ve öz olan, yanında duran, gelen, TR'den takip edenlere yeter ki ilgi araya göstersinler. Ben bundan sonraki maçlarda Allah'ın izniyle Taner Hoca, ben başarılı olup bir iki maçı alacağına inanıyorum. Kesinlikle bu takım küme düşmemeli diye düşünüyorum. Evet. Olur da düşerse inanın bu takım ha dünyanın sonu değil ama değil istemeyiz. ama Manisa'nın bir değeri iyi bir yani kesinlikle küme yani lazım. Bal ligindeki 3. lige. Evet. Baktığınızda ben bu şehri şey olarak düşünüyorum. Tam bir spor şehri. Evet. Evet. Yani her kademede takım olan ve bal liginde de önemli takımları olan bir şehir burası. Ve büyük şehirde oldu. Çok az kafaları değiştirmek lazım. Aynen. Tamam, aynı zamanda ben... Ahmet Hocam zaten Ege bölgesinde futbolda bir düşüş var dikkat ettiğiniz zaman. Bakıyoruz bir yerde Altay küme düşüyor. Bakıyorsun Turgutlu bir yerde küme düşme oynuyor. Bakıyorsun Manisa bir yerde, Denizli bir yerde, Buca bir yerlerde. Ne oluyoruz arkadaşlar? Arkadan geliyor, şimdi, izler geliyor. Bak, geçmiş dönemlere baktığımızda Ege bölgesinde futbol retesi çok yüksek olan bir yer. Evet. Kalite çok yüksek olan bir yer. Çok değerli topçular yetişirdi. Hele Manisa gibi bir yerde bugün Canerler, yani. Arda'lar ne bileyim sayamadığım bir sürü insan var şu anda. Nerelere top oynuyorlar. Ama şöyle bir şapkamızı önümüze koyacağız. Ben bu takımın bu ligde kalacağına inancım tam. İnşallah. Ve kalacak da Allah'ın izniyle burada 5 maç var. Toplam 5 maç. 5 maç var. 5 maç sonra tekrar bu programa çıkar. Bunları konuşuruz Allah'ın izniyle. Evet. Şimdi sevgili izleyenler Manisa Spor'un defterini kapatıyoruz. Artık ona Perşembe günü Adana Demirspor'da başarılar. Pazar günü asıl dananın kuyruğu kopacağı günde gerçekten ciddi dualar mı edeceğiz artık? Nasıl yapacağız? Perşembeden sonra galip gelirsek bir kurşun mu döktürecekler? Ne yapacaklar? Ama bakın Perşembe'yi bir geçelim.
Perşembe gitsin bir, ondan sonra oradan bir 3 puan alalım. Ondan sonrasına bakarız diye düşünüyorum. Evet, Süper Lig'e geldiğimizde, Süper Lig'de Akhisarspor baktığımızda Torku Konya deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Puanına bakıyorum. 11. sırada olan ve 33 puanı var. Yani o da bu hafta zorlu bir Galatasaray maçı oynayacak. Gerçekten zorlu bir Galatasaray maçı oynayacak. Rakipleri arkadan geliyor ama düşmez. Dediğim gibi bu Akhisar için Galatasaray maçı hem Hamza Hamzaoğlu için çok önemli, hem Roberto Carlos için çok önemli. Çünkü neden Roberto Carlos için önemli? Roberto Carlos'un kafasında hep İstanbul'daki bir takımda teknik direktörlük yapmak yatıyor. Çünkü İç Anadolu'dan, yani Sivas'tan buraya geliş nedeni biraz daha Marmara yoluna yakın olurum diye düşünmüştü. Onu başardı, yolu kat etti ve Akhisar Belediyespor'a geldi. Buradan yol düzeldi, İstanbul'a gidiyor. Acaba bakalım, uzun yıllar top oynadı, formasını giydi, Fenerbahçe'ye de teknik direktör hesabı yatıyor. Onun altyapısını hazırladılar, ben öyle hissediyorum. Geçen gün gazete, birkaç gazetenin röportajlarına baktığımda sanki İstanbul'a empoze edilen bir teknik adam modeli çiziyor. İşte o anlamda diyorum ki Roberto Carlos için Galatasaray maçı bir prova niteliğinde taşıyacak eğer kafasındaki hedefe ulaşabilirse. Benim açımdan o. Akhisar açısından da sadece maça çıkacak, 3 puanı olmaya çalışacak. Ama onun önünde olan bir Roberto Carlos, bir de şampiyonluğu elinden tekrar alabilmek, şu anda Beşiktaş lider. Aralarında bir puan, 61-61-60 var. Fenerbahçe 3. Bakalım o maçta neler olacak diye düşünüyorum. Ben Akhisar Spor'u geçen yıldan bu yıla daha böyle larç gördüm. Ben larç gördüm. Geçen yılki diriliğini, geçen yılki sezondaki performansını hiç göremedim. Şimdi bir şey daha var. Roberto Carlos'un hem oyun anlayışı, bir sefer şey uymadı. Mustafa Reşit Akçay uymadı. Tamam, mütevazilik ama bu lig mütevazilik göstermiyor. Evet. Bu lig Roberto Carlos gibi radikal kararların alabileceğini gösteriyor. Mustafa Reşit Akçay da göreve geldiğinde, hiç unutmuyorum, ben Gekasa Endeksi bir oyun kuracağım dedi. En büyük hatayı orada yaptı. Bu ne oldu? Bütün rakipler Gekas'ın üzerine teknik adamlar oyun sistemini kurdu. Onu nasıl keserim? Burada bir tek kayıp oldu. Gekas kayboldu. Akhisar Belediyespor kendisini sırtladığı, ligden kurtardığı Gekas'ı kaybetti. Evet. Ve ne oldu? Bugün Gekas günah keçisine dönüştürüldü ki Roberto Carlos kesti. Bugün itibariyle de Göztepe ile anlaşma imzaladı. Ve Göztepe'nin de kendine göre hedefleri var. Şimdi oradan da Gekas'ın kendi kafasındaki hesap da şu: ben giderim, Göztepe'de her şey var, şampiyon olur, tekrar Göztepe formasıyla Akhisar Spor'un karşısına çıkar, hesabımı görürüm. Çünkü Gekas'ın yapısında var bu. Gekas son Samsun'a da fatura kesti. Samsun'dan kovdular. Daha doğrusu hiç oralı olmadı bir bakkal. Ondan sonra gönderdi. Sonuçta da gitti, hesabı kesti. Evet, bakalım öyle mi olacak? Muhtemelen Akhisar'la ilgili negatif bir şey yok. Yok. Söyleyebileceğiniz kadar. Evet, biz de başarılar diliyoruz Akhisar Spor'a. Evet sevgili izleyenler, saatlerimiz 23.21. Güzel bir program oldu. Sayın Başkan Osman Yıldırım, Necat Fenli, Orospu Spor'un teknik adamı ve Rıdvan Budak, o da o takımın kaptanı ve uzun bir yolculuktan sonra Ballı Yiğit'in kapısını açtılar. Şu anda çok ciddi rakiplerle oynayacaklar önümüzdeki sezon. İşleri çok zor. Sadece maneviyat bu lige yetmez. Yani ben de karımı çok seviyorum ama çocuğumu da seviyorum. Para olmayınca ne yapayım? Aç mı kalsınlar? Açıkta mı kalsınlar? Bu kupanın alın terini boşuna mı gitsin? İşte bunun için bu maneviyatın karşılığı madde. Lütfen Sayın
Doktor Mehmet Çerçi, Sayın Cengiz Ergün, Sayın Arif Koşar, madem kupa getirecekmişsiniz, Arif'e yakışır, içine biraz para doldur. Doldur ki o katkılarını görelim. Ve ben de görmek istiyorum açıkçası, yapar bunu bizim Arif. Arif'e tarif gerekmez. Sistem bu. Evet, Manisa Spor'a başarılar, Aksel Spor'da başarılar, Galatasaray maçına çıkacak. Ve tekrar Orospey Spor'u yürekten kutluyorum. Üçüncü lige çıkan Büyükşehir Belediyesi'ni de yürekten kutluyorum. Yolları açık olsun. Hoşça kalın, esen kalın, mutlu kalın diyorum.